Yavaş Senin bir yavaş. merhabalar, hoş geldiniz konuşman yok mu? Yok ya, gerek yok. Belki Beyazıt'tan çok ne oldu ana konuya girerken yaparım belki. oğlum? Şimdi bir Anakonda dedi. dakika. Anakonda zannettim herhalde. Şimdi bir dakika, bir şey soracağım. Aranızda TEDx konuşması olmayan kim var? Hepinizin yok mu zaten? Hepimizin yok ya. Çıkmadınız. Ama hepimizin birer teklifi var. Aa, doğru, teklif var Abi ben hepsinde. TEDx Üsküdar'da konuştum. Mahalli. Aynen. Mahalle. Abi Sahnede. TEDx gerçekten öyle oldu ya. Böyle ilkokullara falan girmişler artık yani. TEDx her yerde. Ben ilk bunlar bana mail attı. Ben bayağı baktı dedim. Güzel falan duruyordu. Sonradan bayağı tırtlaştı galiba. Seni hangisine çağırdılar ama? Bir sürü var. Abi ilk 4-5 sene önce çağırdılardı. İlk gelen değil mi? Bana da mesaj atmışlardı Bayağı ha hatırlıyorum. aynen. İlk Hatta buraya o zaman geldiklerinde. Haydarpaşa'da mı ne yapacaklardı? Öyle bir garip bir şey vardı. Sonra O ne başka bir ya? yerde yapmışlardı falan. Bir Hatırlamıyorum dönem şimdi her adresini. şey Haydarpaşa'da yapılıyor. Evet. Festival falan. Her şey. Kahve festivali yapmışlardı orada ya. Biz de sergi yapmıştık ve bizi görmeden geçiyorlardı. Çünkü şeye koymuşlardı, arka odaya. Evet. O sergide ben de vardım. Biliyorum. Bizi dediğim sensin. Ha Biz dediğim kim olacak oğlum? Bici ismi Oğlum yani. siz Üç dediniz kardeş zaten. şarkı. Artık şey gibisiniz. Ethem Polat, Burak Şentürk'te Aslan Bey gibi geziyorsunuz anasıl. Ben Aslan Bey. şaşırdım ya. Zeki Metin şey Of. oldu. Bu arada Şekil chat seslerle ilgili geri dönüş yapın. Evet, Burak'ın sesi biraz ekolu ama şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Ortamdan dolayı öyle. alan biraz geniş arkadaşlar. Böyle hangardan sesleniyor bize. Zengin adamın hali ya. Beyaz Aynen, tuzu Türk. kuru bunun, tuzu kuru. Oğlum, Miami'den sistemin var deyince ben herhalde güzel mikrofonu falan var zannettim. Baya hayvan gibi müzik ses sistemi Ya varmış. mekanı varmış hakikaten abadım sadece. Mekanı varmış. Gitardan ses alıyor ya. İnanılmaz. Akdeniz akşamları çalacağım bir iki geç. Abi zaten evet, Yanda senin şey buz gibi hava esti orada böyle. Herkes korktu bir yer çalacağım diye. Yok yok çalmayacağım arkadaşlar. evet, değil mi? Çalınca herkes kaçacak. Kanalı kapatırız zaten sonra. Direkt küfürlü yorumlar geliyor. Peki Denedim şey nasıl sandım. oldu ya? Siz bu kadar geziyorsunuz şimdi Eskişehir, Konya. Konya'ya gittiniz bilmiyorum. Tamamen sıktım şu anda da. Konya'ya Çağrı ben geldi demedik ya. geçen sene, 2 sene önce gittim. Furkan ve Sedat da gittim onunla. Benim Peki bu sene abi, çağırdılar da gidemedim yani. sizi böyle bir Yetişemedim. şey mi var? Böyle bir illüstratör poşeti var. Elini atıyorlar. İşte ikili üçlü çekiyorlar mı böyle? Ethem, Aynen, Furkan, bence öyle. Burak gelsin falan Ramazan kumanyası gibi değil mi? diye. Ha? Ben makarnayım, Ethem de kömür. Bedavaya gidiyoruz her yere ya. Oha, bayağı seçim propagandası olarak sizi götürüyorlar Harbi herhalde. valla. Evet. En son Eskişehir'e gittik. Şeye kadar Aşk konuşma kadar kimse yolunda. yüzümüze bakmadı ya. Hadi canım. Biraz Tanımıyorlar değil organizasyonda şeyler vardı ya, patlaklar. Şimdi şeyleri, İlk defa bütçeleri mı falan yapıyorsun? kısmışlar. Yok yani abi, aslında en köklülerinden biri o, İletişim Fakültesi'nin. Ama Ethem'le bir keşke fotoğrafı gösterebilsek burada da, bir aşk yuvamız vardı yani. Yan yana yataklardan yuva Ha yapardık. evet ya, çok romantik bir odada kaldık. Romantik bir Aksaray otelinde kaldık yani. Adamlar son bütçeleri size oda tutmuşlar. Başka da Abi bütçe o yok çok zaten. problem değil aslında. Yani bütçeleri Abi o öğrencilere YouTuber'ları bırakıyor. çağırmışlar. YouTuber'lar için herhalde bizi harcadılar arada, ne diyeyim. Ha. Ya Siz de onu YouTuber baştan değil misiniz söylese problem kardeşim? değil benim için Bak aslında. bak, laflara bak Siz de ya. YouTuber değil misiniz? Ha? Ay. Yok. Yok Değiliz oğlum yok. ayrıca biz. Ya bırak. Biz Biz fayda mecrayı sağlayan kullanıyoruz. TC. Fayda sağlayan Medium TC vatandaşlarıyız ya. YouTube'u Medium olarak kullanıyoruz. Orası bir mecra bizim için. Evet, Biz Ethem bayağı YouTube. mahallenin bakkalı gibiyiz. O Ethem'in YouTube'a küsmesi 5 dakika sürüyor zaten. Abi izlenmiyor ya falan diye bir anda O kalkıp biraz gidiyor. geliyor, kapatıyor da ben kanalı. Ben öyle, ben hemen kapatırım ya. Ne uğraşacağım abi yani, hani bir şey zaten parasal dönüşü yok. Hani bari birilerine bir şeylere aktaralım istiyoruz. Onlar da Oğlum. sallamayınca ben niye o zaman sallamadım ya da durayım tribüne giriyorum. Sanat abi bu. Sen sanat anlatıyorsun. Sanat. Yani para. Bunun bir para Bu karşılığı mı olmalı sanat değil şimdi? lan. Bu daha çok sanattan daha çok ne oluyor? Bu eğitim oluyor değil mi? Çünkü Neredeyse. Yok be ya abi, eğitim de sanat değil. Ne değil de oluyor? tecrübe tecrübe paylaşım. Evet. Yani. Evet. Doğru, eğitim de olmuyor. Doğru diyorsunuz. Pardon. Yani eğer sen diploma veriyorsan videoyu izleyenlere sonrasında. Aa, öyle mi oluyor her şey? Yani karate kitle adam diploma mı veriyordu karate öğretince? Karate Evet. kitle Oo, senin sen de daha biliyorsun. karate Yan sanat mı görüyor oğlum? Allah musun? Allah. Yan
Yaşam bir şey olur mu hiç? Aa evet bak şeyi bulduk. Ethem'in TEDx konuşması yaparsa başlığı belli. Karate mi sanat mı böyle saçma sapan. Dövüş sanatları değil mi abi o da? Aa iyi yakaladın ha. Ya. Hadi şey bakayım. Var. Fırçala ovalan. Şeyde de abi kara kalem veriyor değil mi sonunda hani? En üst seviye o kara kalem o. Kara kalem değişik değil mi böyle hani kömür veriyor. Hayır oğlum. Bak, hani kırmızı kalem, sarı kalem, kara kalem abi aslında. Aynen kara kalem. Şimdi anladım tamam çok güzel. Şimdi geldim. Sonra senin robotunu yapacak iPad verecek abi böyle yavaş yavaş. Çok iyi. Böyle şey gibi oldum esprim. Anlamak için maymundan yeri. Hakikaten bence Selçuk'un şu anda kadar bu programlarda yaptığı en iyi espriydi. Evet çok ya güzel. Bayağı iyi espri yaptı. Selçuk da biraz şey böyle o da espri yapınca şey anlaşılmıyor hemen. Ben arada kaynıyorum. Ama benim içime sinen espri abi şey ya. Geçen Gökhan'daki Elyavut'tan bahsederken neden kartallarla götürmediğiniz sorusunu sormamış olmasıyla alakalı yaptım. Yani bu çok... O soruyu birçok kişi sormadı bu ya. Ama bitti ama ya. Soru abi. Doğru bir soru yani. Yani bir 15 sene falan geciktin galiba. 15 sene değil 10 sene geciktin. Peki, bir şey soracağım. En son bıraktığımızda son programda Selçuk sektöre küsmüştü, atarlıydı. Sizin şu an atarlı olduğunuz bir şeyler var mı? Burak, benim yok. Falan. Ben seviyorum abi mesleğimi. Oğlum genel olarak sadece sektör... Sadece abi, sektör değil. Ajansan arkadaşlar ya ondan izliyor bunu. Tam tam böyle değil mi? Aman abi şiş kebap yanmasın iş gelir falan. Ben de zannettim ki şimdi hep beraber dalıyoruz. Burak dalın abi. Ooo Ethem'e bak ya. Araba kredisi var. Borcu mu abi? Oğlum Altan Erkekli'nin de herhalde işte kredi borcu falan var her dizide oynuyor. Sen abi, de bakıyorsun. Altan Erkek gibi olduğumu düşünsene böyle saygıdeğer bir noktaya geliyorsun ve ondan sonra Hababam sınıfının yenisinde oynuyorsun. Daha kötüsü bir tane kadının arkasında böyle şekilden şekile giriyordu adam. Ya. Ay valla. Evet. Durma sohbeti kaçırdım ben. Kim kadının arkasında şekilden şekilde dedi. Bu nasıl bir durumdan bahsediyorsunuz şu anda? Oğlum sanat konuşacağız dedik nereye geldi konu yani. Abi ben su içiyordum o esnada. Sadece duyduğum şey adam kadının arkasında şekilden şekilde giriyordu. Hepimiz okay soğuk abi. Bir su içtik zaten artık yapacak bir şey yok. Peki Burak var mı senin abi? Atarlı olduğun bir şeyler bu ara böyle. Allah ya, kahretsin. Korona var sanırım. Yok aslında ya hiç böyle genel olarak trafiğe atarlıyım. sektörde evet, falan. 2,5 saat sürdü yaklaşık. Of o çok sektörde, kötü bir şey. Yani evet sektörde atarlı olduğum şey yok aslında. Şöyle yani çok kısa zamanlarda iyi iş yapmamız gerektiği için belki de biraz daralıyor olabilirim yani. Ben uzun çalışan biriyim böyle. Elim hızlıdır ama kolay karar veremiyorum yani şeye, finale. Yaptığım işlerde de öyle. Orada biraz sıkıntı yaşıyorum ama orada da artık oturdu ya arkadaşlar şey. Yani bu tip bir şeyde tempoda nasıl çalışmam gerekiyor öyle çalışıyorum. Abi bu arada evet ya senin bak mesela ben bayağı bir işini aldım şu an. Eyvallah. Sen bayağı böyle birkaç kişiden birisin zaten hani. Ha eyvallah. Takip edin. Aynen eskileri kaçırmışım ya bir iki tane de kaçmış artık ne yapalım bulamadım. Ya maalesef bitti ama bir şeyler ayarlarız sana böyle. Ha, eyvallah. Kapalı odalarda. Mafyanın inine gireceğim oradan çıkacak. bayağı fikir var abi yaptığın işlerde yani şu mesela Mario işinde hani biraz dikkatli bakmazsan her şeyi göremiyorsun da hani çorba gibi gözüküyor ama çok güzel. İçine girince bayağı detay var yani. O kadar şey... Benim işlerde biraz öyle bir şey var abi. Peki yani yolda mı düşünüyorsun, başta mı düşünüyorsun bunları? Ya ben de genelde üretim hep şey oluyor. Yolda. Yani şeyi de seviyorum. Kendim de o sürprizlerle şaşırayım. Yani çok acayip böyle şairliğimi konuştum da. Yani şey gibi. Harbiden. Yani ben de heyecanlanayım istiyorum. Böyle o şey üretim sürecinde... Çok planlamayı seven biri değilim açıkçası. Genel hatlarını belirliyorum. Peki bir şey soracağım. Ondan sonra bir şey yapıyorum yani orada. Benim de beklemediğim bir şey yapıyorum mesela. Bu kararları kompozisyon olarak mı veriyorsun yoksa içeriksel olarak mı veriyorsun? Mesela Mario'yu çizerken hadi bir de oyundan şunu da ekleyeyim bir yerlere sıkıştırayım mı diyorsun? Yoksa kompozisyon olarak aa burada ısı da boş kaldı. Ya da işte burası daha anlamlı olacak. Böyle bir akış yapayım mı düşüncem var? Her ikisi de oluyor ya. Yani değişiyor şey gibi. Yaptığım şeyleri. Ya Mario'da şöyle oldu.
Ben bu arada ekrana vereceğim işi de ona bakıyorum arkada. Yani millet bilmeyenler şu an görürsün. Ekrana verilebiliyor muyum? Veririz ya. Tancan TV. Veririz. Biz niye görmüyoruz? Orada şöyle başladı. Yani bir aslında bir seriye başladım yani. Neyle başladım ben onu? Mario ile galiba. Yani. Şimdi tam hatırlayamıyorum. Bu normal bilinen karakterlerin işte böyle tüylü bak tipleri var ya yani. Çok şey yapılmış, yoklanmış. Sadece takılıyorlar. Ondan sonra pardon, ses geldi mi size? Geliyor, geliyor, duyuyoruz. Tamam. Ben bunları biraz ters köşe yapayım ya da böyle başka bir kimliğe koyayım. Daha arkadaki halleri, hani böyle ev halleri, eşofmanlı halleri yani. Orada yiyeyim. Bu herif böyle işte şeyler, o mantarlarla falan olan ilişkisinden ulan dedim hani ben bunu bir dealer'a şey yapayım demiştim. Prenses falan orada bir eski alkolik gibi falan. Evet ya, bayağı güzel detaylar. Yani böyle ortamını iyice kırıp işte orada aşağıda kusan elemanlar var. Onların şeyini, adını bilmiyorum. Oyundaki. Akşamdan kalmışlar falan. Böyle kutu biralar bilmem neler. Peki Nintendo bunu görse acaba sana telif atar mı? Yani bunun çok örneği var ya. Şeyi atamaz. Serigrafi baskıyı atamıyorlar. Sayılı ve şey olduğu için. Ha, atamıyorlar mı? Olduğu için. Ama mesela bir fabrikasyona girerse fabrikasyondan bayağı şey yapıyorlar. Sorun yaratırlar. Ha, iş bu arada. Mafyayı nasıl çözmüşler ya? Merch yaparsan abi o zaman sıçtırdı. Ha, anladım. Çinli muamelesi görürüz. Öyle aynen. Bir şey değil zaten. Bir yorum yani bu. İnce bir çizgi var orada. Onu iyi korumak lazım. Mesela şeyde Sponge'da da öyle yani. Şimdi var. Yorum tabii de şey o dediko yani şey diye bakarlar mı diye düşündüm. Yani Mario'yu aslında bir açıdan da bozuyorsun ya. Hani onlar ürünün bozulmasını sevmezler falan o açıdan. Yani, ama ürünün adı şey, Nintendo Super Mario değil ya artık. Değil evet, değil. Ha, ya da kötülemek için de yapmıyor ki bunu. Evet. Ve bunun çok örneği varmış dünyada. Yani ben o kadar farkında değildim. Sonradan böyle bir algıda seçicilik başladı bende bu şeyleri yaparken. İşte Popeye yaptın, şey Sponge'u yaptın, Pinokyo'yu yaptın. Aa, Sponge da çok güzel ya. Abi neden eyvallah. Hep böyle retro şeyler? Yaşından dolayı mı? Hayda. Ya retro dediğin Sponge yani. Ya, oğlum retro dedin, sen de demin Nintendo oynuyordun yani, ne var Allah Allah. Aa, Switch oynuyordum ben. Switch mi Switch kardeş, oynuyordun sonuçta. Zelda oynuyorsun, Zelda'da kaç yıl oynuyorsun? Game Boy oynamıyordum yani. Allah Game Boy'da hiç olmadı ya. Hep içimde kalmış bir ukde. Benim de oldu. Neyse dur, karıştırmayayım konuyu şimdi. Olmadı oğlum. Pazarda bile satılıyordu lan. Yok, abi o zaman da üniversiteye geçmişiz kartı. Onu mu ya onlar yok, çakmasıydı abi, oğlum. Ya. Pazarda oldu satılanlar işte. Çakmaydı lan. Harbi Game Boy nereye alıyorsun gençken? Oğlum. Yani Türkiye zaten 90'larda full çakma şeylerin olduğu bir yer değil miydi? Tamam 2000'lerde işte başladı ya orijinal şeyler. Oğlum çakması yani. Vardı da hayır 90'larda orijinalini buluyordun aslında. Bu Sirkeci'de falan geliyordu da. Çakması diye orijinalini alıyordun. Ha, çakmasını alınca oyunlar çalışmıyordu zaten Allah kahretsin. Hayda. Öyle saçmalıklar oluyor. Doğu Bank'tan mı alıyordun yani? Doğu Bank'ta falan oluyordu ya evet. Yani onların bir şey diyeceğimi sanmıyorum ben. Şey dönersem öbür hikaye. Hı-hı. Yani bu aslında çakma hikayesiyle de ilgili. Mesela Windows hikayesinde Microsoft yıllarca Türkiye'de kopya ve kaçak işte korsan kullanımına göz yumdu. Bunun yaygınlaşması için yani. Evet. Yani burada herhalde şey gibi bir şey var. Yani reklamın iyisi kötüsü olmaz muhabbeti var galiba. Onu şeyden evet. Biliyorum mesela Adobe şey yapıyor. Öğrencilerin kullanmasına bir şey demiyor. Çünkü zaten yetişmiş oluyorsun. Yani öğrencilik bitince de mecbur almak lazım işte. Ya da alıyor çalıştığın şey. Şirket zaten alıyor. Tabii şimdi mesela bizde de yani çok biz hepimizin şeyi var. Adobe şeyleri hesapları. Mami! İşte, yani mecburen yani onu alacağız. Tabii şey demişti çok, ya. Çok hoşlanmadığım bir firma olmasına rağmen. Hayda sponsorluk gitti. Hop. Ulan bana niye sponsor olsun zaten? Yok, yardım. Yok oğlum sponsor olabilir. Bana olmazlar ya. Bir kere Twitter'da selam çaktılar da. Aslında kadar. Sana sponsor olabilirler ya. Sen o kadar dijital iş yapan bir adamsın yani. Öyle ben de abi yani. Keşke. Mesela Beyoncé satın alıp çam diktiler yani öyle söyleyeyim. Hani
bu kadar kötü bir site olamazdı yani. Daha da her geçen gün daha kötü oldu. Yoksa dönemi mi bitti? Ben onu tam anlamadım. Çünkü Instagram yok, çok hayır. dağıttı bu portfolyo siteleri olayını. Onun dışında şey algoritması değişti. Süper yavaşladı site. Etkileşimde düştü yani dolayısıyla bu sebepten. Evet. Bir de şimdi herkes ilk sanatçı aradığında hemen Instagram'ına gidiyor ya. Yani tabii yüksek çözünürlük vesaire. Ajanslar bile Instagram yolluyor abi. Evet. Bundan bir 5-10 sene önce kimse düşünmezdi herhalde bunun böyle olacağını. Tabii yok. Instagram hesabını ilk açanlardan biriyim Türkiye'de. Hiçbir şey koymadım yıllarca. Ben yani Selçuk sayesinde açtıydım ha. İşte böyle bir şeye kullanılacağını düşünemedim. Ve de şey çünkü yani, davetle açabiliyordun. Eskiden. Evet abi en başta şey hani profil açacağın zaman kısa bir özgeç yani şey neden evet. Behance profili açmak istediğine dair böyle şey açıklama yazmak zorunda kalıyor. Adam kabul ederse. E tam Instagram mı diyor, Behance mı diyor? Behance. Ben Behance'i mesela öyle açtım. Hatta Behance'i açtıktan sonra ben freelance iş yapmaya başladım. Çünkü beni oradan bulmuşlar. Sen kaç senesinde açmıştın Behance? 10 falandır. 2010'da falan olması lazım. Ya ben 8 herhalde biri söylemişti bana da. Arkadaşım, şimdi ajans sahibi. Benim sınıf arkadaşım Başar. Ya bir bakayım falan dedim yani. Hani pek inanmıyordum o zamana kadar portfolyo sitelerine birilerinin girip bir şeye bakacağını ama vallahi bakıyorlarmış yani. Bunu gördük. Eskiden DeviantArt vardı ya. O yalan abi duruyormuş abi. Maalesef orada duruyor hala. Abi o biraz şeye döndü ya. Tumblr kızlarına falan döndü olay. Evet, fetiş. Evet. Stok fotoğrafına falan döndü. Ondan sonra yani millet bir sordu orada. Ana sayfa tasarım biraz daha düzelmiş gibi şu anda ama tabii ya eski hype kalmamış herhalde. Onlar okuyamadı ya. O sesken çok güzel. Ben ondan çok arkadaş edinmiştim. Bayağı uzun tabii Facebook falan da yok. Hani böyle online olarak sohbet edip bir de işler üzerinden konuşuyordum falan. Bayağı güzel ortamı vardı. Çok insanla tanıştım ben orada. Forum kafası vardı işte. Ha aynen. O, ben Gökşin'le öyle tanışmıştım eski ev arkadaşımla. MySpace de öyleydi mesela. Müzisyenler bizde müzik falan koyuyor. Böyle bayağı insanla tanışmıştım ben. Şu an bazıları bilmiyor mesela. Bu ArtStation güzel. Bunu kullanmıyor musunuz? ArtStation daha konseptçi. Benim de var ama daha konseptçiler var orada. Pek bizlik benim değil ya. Benim de var mesela. Çizgi roman için de uygun bir yer değil. Bunu nasıl değil ayırıyorsunuz? Yani oraya bunlar yükleniyor diye mi? Yoksa böyle aranızda bunlar konseptçi lan bunlar tırt falan mı diyorsunuz? Toplaşmışız böyle. Geçen abi işte dergahta toplandık. Kahve içerken konuşuyoruz. Piyano çalması için birini arıyoruz Tancan. Gözleri kapalı piyano çalabilen birisi lazım. Gerçekten de görüyorsun orada abi. İş imkanları sunuyor bu şeyler. Mesela portfolyo siteleri. Hepsinin aradığı şeylere baktığın zaman aslında mesela şey var bir de Dribbble var. Ha, onlar Dribbble mesela var. Biraz daha minimalist vektör işler. UX UI'cıların falan mecrası. Behance daha orta yollu yani bir sürü şeye hitap ediyor. Şeyde de neydi diğer söylediğimiz? ArtStation. Yani ArtStation'da da daha çok konsept artlar var. İşte oyun konsept art ve 3D FX'ler evet, çok fazla var orada. Model ama yapan adamlar bu zamanla oluşan bir şey herhalde mi? Baştan böyle siz buraya geleceksiniz gibi bir şey yok değil yani. Abi, yok be. Site kendi içerisinde bir noktadan sonra kendi habitatını yaratıyor. Yani evet, mesela şey var. ArtStation'a giriyorsun abi. Orada şimdi ilan veren işveren olarak ilan verenlere bakıyorsun. Mesela Ubisoft orada atıyorum oyunlarda kullanmak için eşya tasarlayacak adam ilanı vermiş. Tamam. İster istemez de şimdi o tarz böyle 3D ya da konsept tasarımcı ilanları olduğu için de bu sefer o tarz adamlar orada açmış. Ha anladım. Bir ilan verme durumu var yani. Tabii. Jobs durumu var. Bence onun başında bir de sitenin kendi editör yapısı da bunu etkiliyor. İşte ana sayfasına o tarz işler çıkarmaya başlayınca bu sefer o insanlar daha ağırlık veriyor. Hani işte o insanlar dediğim konsept açıyor. Ya da Behance'de ilk başta illüstrasyon, grafik tasarım daha çok öne çıkartılıyordu. O yüzden herkes o tarafa kaymıştı. Anladım. Hani biraz o editörlerle de alakalı. Ya da şu an önce editör böyle bir noktadan sonra kısır döngüye giriyor zaten abi. Aynen. Yani değiştirmek istese değiştiremiyor kendini. Mesela Behance'in birazcık bu anlamda son dönemde bozulmasının sebeplerinden de belki de birisi. Hani o şeyini kaybet. Her şeyi koyacağım deyince böyle büfeye döndü birazcık Behance. Bu çizgi romancıların böyle bir yeri yok galiba. Onlar hep Instagram'da takılıyor benim gördüğüm. Ya da kendi siteleri var. Ya da web sitesi hala etkili oluyor mu bu işlerde? Tabii o da var.
Bence web sitesi her zaman etkili oluyor ya. Ya yani sen şimdi daha profesyonel. Sen şimdi yeni yeniledin ya tabii hemen. Yok yok işte yeni yeniledim de ben bunu işte ne diyeyim şeyde çok fark ettim. GMK'nın portfolyo sunumları vardı işte. Beni de çağırdılar, çocuklar portfolyo gösteriyor. Abi hiçbirinin internet sitesi yok dedim. Yani okulu bitirmişsiniz, kendi internet sitenizi açmamışsınız. Çünkü herkes Instagram'a yükleniyor ama Instagram'dan bana iş gösterirken şöyle gösteriyor. 3 tane kendi selfisi, 2 tane yaptığı iş. Abi yani o zaman profesyonel olamazsın ki sen. Doğru. Yok yok, ben geyik bir yana gerçekten web sitesinin kurumsal bir duruşu hala var ya. Onu, o kırılamaz var, yani. Bence şey, profesyonel olarak bu işi yapıyorsan, yani tasarımcı da olsan, illüstratör de olsan, hani 3D model ya da motion grafer de olsan. Ne yaparsan ya. Aynen, bence şey, hani web sitenin olması lazım. Böyle sadece sana ait, sadece senin işinin göründüğü bir yer olması, bir kere şey için de hani çok fazla ziyaretçi olması bile, kartvizit verdiğin zaman bir yere ya da birisiyle iş konuşurken aynen mesela selçukören.com'a girip işlerime bakabilirsiniz dediğin zaman o bile bir şeydir. Yani. Ya tabii SEO için bile ya bunu demene bile gerek yok. Yani Selçuk Ören seni bir yerlerden duyabilir. Google'ladığı anda seninle ilgili en net ulaşacağı kaynak yine web siten olacak aynen. Yani. Ya şöyle ama mesela bak hani daha demin çizgi roman için neresi var dedin ya. Mesela bana son iki yurt dışından çizgi romanla alakalı gelindiğinde ikisi de Behance'den geldi. Behance'de profilimi inceledikten sonra geldi. Ha. Hala Behance abi bence. Aynen. Çok güçlü. Yani bu boktan haliyle bile güçlü. Behance'in boktan hali. Çünkü haliyle. Alternatif yok bu anlamda. Behance. Yok. Çok aradım ben bu arada. Hani internette baktım yeni bir oluşum var mı? Hani bunun yerine ya geçebilirim. Şey oldu diyor. Çizerler ve tasarımcılar Instagram'a karşı başka bir tane şeye geçtiydik. App'e. 2 gün sürdü sadece. Neydi o? Rusların büyük bir fake'iydi ya. Ya çok kötü. Işte. Ona Sungur çok dalga geçti. Bak bu patla benim. Ya hakikaten dediği oldu ya. Neydi ki acaba? Değilim. Adı neydi onun? Unuttum adını da. Bayağı ümit değilim ben ondan. Ben de hala kurulu olabilirim. Şey çöktü ya. Sistem çöktü. Açılmadı. Açılmayınca da abi. Şimdi 2 gün hizmet veremeyince de herkes sıkıldı bıraktı yani. Tabii yoksa canım, bütün böyle tanıdığım, bütün izlediğim çizerler, yabancı uluslararası anlamda söylüyorum. Hepsi açmıştı hesabını. Çünkü Instagram'a çok kıl oluyoruz abi. Yani çünkü Instagram aslında bu işler için zaten yapılmadığı için. Evet. İnfluencerlar çok ön plana çıkıyor. Senin çizimler mesela koyuyorsun ve göstermiyor çizimini. Hani normal paylaşımını da göstermiyor. Hem o var hem de bir de para küçük. Ha Vero bak Recep yazmış. Chat'e. Ha Vero tamam. Vero ha. Ben chat'i göremiyorum ya. Nasıl göreceğim bu işi? Bu twitch.tv/tancan yazarsan çık oradan takip edersin. Ha şeyde okey tamam. Web'den. Yayını durdurursun abi yandan sohbeti. Şöyle. Aynen chat akıyor yayını durdursan da. Bu arada ben şey anlamıyorum ya bak mesela mimarların olduğu site var atıyorum ama tasarım berbat ya da işte okul var berbat. Bu kadar tasarımcı var Behance'in sitesi berbat yani bu bolluk içinde boka batmak çok komik geliyor bana ya. Bizim okulun diploması çok kötü abi mesela ya. Al işte niye böyle bir tasarım kötüsü ama bizim okulun kendi fontu var onu bile kullanmamışlar yani de şaka gibi ya. Kurumsal fontunu kullanmadın diploma mı olur abi? Mimar Sinan'dan bahsediyoruz evet. Burada değil mi burada ya? Acayip bu olsun abi. Bak Selçuk Atarlan'da. Ne oldu ödül yani, ya? Kim almış ya ödülleri? Işte, ben hiç takip etmedim. Bilmiyorum ödülü kim almış da. Abi adamlar tarihi binada şey böyle eğitim veriyorlar. Şey rıhtım tarafına şey lamba dikecekler tutuyorlar. O dokudan alakasız modern bir lamba koyuyorlar. O kadar vizyonsuz adamlar ya. Diplomaya gelene kadar. Evet ya yani. Böyle şeyler falan yapıyorlar ya arada bazı ülkeler işte yeni pasaport dizaynı falan çok estetik duruyor böyle çok güzel duruyor falan. Biz bu tip şeylerde hep bir korkuyoruz galiba. Bak mesela hani şimdi buradayım diye söylemeyeceğim hemen hani chatte gaza gelmesin de hani Amsterdam'da gördüğüm en net şey ciddi bir tasarım kontrolü var burada abi. Yani her şey çok güzel gözüküyor. Bina... Abi onu bir ara İstiklal'de uyguladılar işte yılmını sürdü. İstiklal Caddesi'nin sabit levha şeyi vardı. Kuralı vardı. Ya altın evet. Rengi ya gümüş rengi kullanabiliyordun. Belli bir ölçü içinde kullanabiliyordun. Bir sürü laf edilmişti ona da hatırlıyorum. Ama yani kullandırdı abi bir süre. Ve çok da doğru ve düzgün işliyordu. Sonra tabii ki de bizim bu levha sevdamız önüne geçti yani. Burada var hala mesela. Belli boyut, belli yani renk falan kullanabiliyorsun. Kendi kurumsal rengi. Burada o varmış hala biliyor musun? Belediyede belli bir ölçünün dışına çıkamıyormuşsun. Ama evet. Herkes çıkıyor. Herkes çıktığı için de nedense ve esnaf sabit oy olduğu için o bölgenin çok dokunamıyorlar. Tabii çıkıyor ve vergi de alıyorlar ondan tabii. Abi en son İzmir'e gittiğimde en son İzmir'e gittiğimde bana işte beni şeye gezdirdi. Yani o Hisaraltı. Hisaraltıydı değil mi? Yanlış söylemiyorum.
Neyse ovayı gezdirdiler. Kemeraltı, kemeraltıdır o. Kemeraltı pardon. Kemeraltını gezdirdiler. Şimdi yeni bir şey yapmış belediye ve ovayı belediye kiralamış. İşte tabela sistemini de kendileri yapmış belediyenin. Biz gezerken veya şey adam tabela takıyordu 3 metrelik. Buna böyle şok oldu, nasıl böyle bir izni olamaz falan diye. Yapıyor yani, anladın mı? Göstere göstere yapıyorlar yani, çok acayip. İnanılmaz ya. Burada benim öğrendiğim kadarıyla mimar arkadaşlarıma sordum. Bir mimari bir kurul varmış. Ve onların iznini almadan, hani bırak tabelayı falan, binanın onu, tasarımını falan da geçiremiyormuşsun. Öyle, hadi ben tasarladım. Belli bölgede mi peki, yoksa şey bütün Hollanda için mi geçer? Valla benim gördüğüm Amsterdam için bu, benim bildiğim. Tamamında var mı bilmiyorum ama Amsterdam'da bu çok net belli oluyor bu arada ya. Yani doku kesinlikle korunuyor. Çok farklı tasarımlar var ama doku hep aynı. Hani hissediyorsun burada hani bir dil var yani, ortak bir dil var. Abi onun işte bunu dert edindiği için de işte Hollanda'dan mesela iyi tasarımcılar da çıkıyor. Yani şey değil, hani günlük hayatın içerisinde bu tarz, bu anlamda şey yapınca, kurallar koyunca ya da talepte bulununca bir noktadan sonra yetiştirdiğin tasarımcı da iyi oluyor yani. Bir de şöyle bir şey var. İyi tasarımcılar çıkıyor da Türkiye'den çıkan tasarımcı Türkiye'de dinleyen olmuyor. Abi bence bak birazcık minik bir iğne batıracağım size orada. Şöyle bir şey var bence. Mesela burada fark ettiğim bir şey ne var? Mesela bingo tasarım, tamam mı? İşte ne? Piyango. Piyango tasarım yine eski tip. Yani böyle patlangaçlar var. Büyük büyük yazıyor. Yani tam böyle yaşlı dedenin, gençler oynamayacak abi bunu zaten. Yaşlı dedeler oynayacak. Daha böyle onlara göre bakınca böyle gözünü hafif tırmalıyor ama ya, tamam diyorsun, hani amacı belli. Yani söz meclisten dışarı bizde iyi tasarımcı her şeye kendi dilini yedirmeye çalışıyor. Belki daha bir ortak dile yönelerek de iyi bir tasarım çıkarsa daha faydalı olmaz mı sizce? Ya iyi tasarımcı zaten sorunu çözen insandır. Hani çok da tarzını belli etmez orada. Evet, sorunu çözmek işte tam dediğim bu aslında. Sen tabii iyi bir tasarımcı olduğun için bak hemen toparladın. Ya bilmiyorum, bu bana batıyor. Ben ajansla en çok karşılaştığım sorun da bu. Yani sorunu çözmekten çok kendini satmaya çalışan da çok var piyasada. Ya bu şey biraz bozdu ayarları, internet çağı. Eski logoları yenilemek gerekti çünkü ekrana doğru göstermiyordu. Yani ekranda doğru gözükmüyordu. Sorunlu çıkıyordu. Onları falan toplayacağım derken evet biraz böyle değişti her şey. Tancan ama tam dediği o değil sanki. Yani ya bizdeki anladım. Şey hani... Herkes ama işte değil. Kurumsallık bozuluyor ya işte 70'lerde mesela Tekerci'nin logosunu yapmışsın, şimdi onu da değiştiriyor adam. Çok da güzel logosu vardı oysa. Ben Tancan'ın dediğinden şöyle anladım, hani tasarımcı mesela bir tarzda kendini geliştiriyor. O tarz neyse her şeyi onu yedirmeye çalışıyor. Ama sorun mesela adam A konusunda uzman işte de A şeklinde uzman ama işin gereği B. Hala A'yı sokuşturmak için. Ben böyle anladım Tancan'ın. Evet evet, biraz o. Aynen. Yani bilemedim. Orada yani gene şey var ama belli kümeler var ya. Yani sallıyorum işte şişe etiketi yapan insanla işte Doritos etiketi yapan insan da aynı insan olabilir yani. Ya da ne diyeyim, şimdi ikisini de böyle gıda sektöründen verdim ama. Ya yok şu mantıklı tabii. Yani mesela ben bir iş yaptıracağım, atıyorum ben milli piyangoyum, diyorum ki ben çok iyi bilet sattıracağım ama eski tip istiyorum. Hani böyle bağırsın çağırsın tasarım, böyle her yerinden çılgınca piyango aksın. Çok iyi olmasına gerek yok. Hani ben sana gelmeyeyim zaten ama sana da gelindiğinde mesela sen bu işi alır mısın? Yani ha biraz yok, orada işte zaten sana işi getiren insanların sana bir nedenle gelmesi lazım. Ha bu adam bu tip tarz işler yapıyor. Buna vereyim demesi lazım. Yoksa bizde de mesela şey var. Sen de çalıştın ajanslarda. İşte mesela benle bir iş yapmış. Benle sorunu yaşamamış mesela. Hani rahat çalışmışız. Mesela sonra daha Serçun tarzında ya da Buran tarzında bir iş gelecek. Onu da bana getiriyor. Çünkü benle sorunsuz yaşamış. Diğerlerini tanımıyor. Gene ben de çözmek istiyorum. Orada bir yetkinlik problemi var ya. Evet, o sorun orada o. Yani doğru insanları seçmek. Korkuyorsun. Yeni insanla çalışmaktan korkuyor. Anladım. Peki ısrarla size yaptıran oldu mu yani? Bunu yap ya Allah aşkına, bak parası neyse vereceğiz falan. Oluyor. Geçen yaz başıma geldi mesela. Çok ne yaptın? Ya şey, vazgeçirmek için her şeyi söyledim. Yani öyle söyledim. Hani böyle de bir şey yapılmaz aslında, para kazanacaksın ama. Yani benim yapmayacağım, yapmamın doğru olmayacağı bir iş. Yani bu işi daha yapabilecek isimlerini verdim. İlla da benim yapmamı istediler. Ben de okey dedim, yaptım. Ama proje gerçekleşti mi, ne oldu? Muallak yani. Büyük bir markaya. Ha. Ajans tarafından yapılan bir iş. Neydi yani? Marka verme tabii de hani logo vesaire öyle bir şey miydi? Yok yok, bayağı bir şey
Ya şimdi söylersem ortaya çıkacak. Ha, anlaşılır yani. Diyorsun. Tamam. Söylemeyeyim. Ha, ha. Tamam ama tamam söyle. Yani bir seri iş yani, öyle değil. Ha, ve tamam. Benim işim değil hakikaten. Anladım. Ya yani şöyle bir şey istiyorlar benden. Sadece onu söyleyeyim. Ortaya şu çıktı ki böyle Marvel dünyası gibi bir yer, dedim ki ne diyorsunuz? Marvel diyor. Yani öyle bir şey yok zaten. Hani bende yok zaten. Anladın mı? O yüzden bayağı anlattık ya böyle Elif'le beraber. Öyle mi? Marvel yani dünyası gibi bir şey istiyorlarsa hazır Marvel'a çizen adam. Evet abi. Ya işte aynen aynen. Yani işte adam var, kadın var. Falan filan yani bin tane şey var, seçenek var abi. Evet abi, Sümeyye, Melike, Yıldıray yani bunlar. Ya abi Yıldıray ya. Özgür var. Özgür var aynen. Bir sürü insan var abi yani bana gelene kadar. Hem sakin duracak yani. Ama işte senin dünyan falan, haydi. Abi şey anlamında bazen insanların algısı kapalı oluyor. Hani çizebildiğin için sanki her tarzda çizebilir misin gibi algılıyor insanlar. Ha, abi işte kafasında tam canlandırdığı şeyi anladığını vereyim. Yani marka adı veriyor muyuz? Çok sesin önemli. Kesildi. Bir oraya bir baştan alsana. Tam duyamadım. Sansür yapma kendine. Şu an geliyor. Bir baştan yani alırsın. Marka adı verebiliyor muyuz diyorum. Ver ver. Benim için verir. Sorun yok. Size batmadığı evet, sürece tamam. Bana sorun yok. Yok ki artık batacak bir şey yok. Batmış iş zaten. Parası ödenmiş, batmış. Ülker'e bu bir sene şeye katılacaktı Türk milli takımı. Son dakika katılamamıştı. Dünya kupası olabilir, hatırlamıyorum şimdi. Abi benim böyle kemikler, memekler, kuru kafalar falan bir iş gösterip şey diyen arkadaşım olmuştu. Hani bak böyle bir şey istiyorum. Abi dedim nasıl yapacağız bunu Ülker'e yani? O da istiyor ki hani çok sevdiğim de bir herif yani. Abi hani bir değişik bir hava olsun işte. Onu demeye çalışıyor muhtemelen. Yani sonra ortaya çıkan işleri görsen yani alakası yok. Ama yani şimdi onlar kafada bir şey canlandırıyor. Senden bir beklentisi var. Ama bu markayı kurtarmıyor ya da oradaki brief'i karşılamıyor. Neyse, her neyse o. Kendini de konforsuz hissediyorsun orada yani. Elin acayip tutuk oluyor. Ve sana benzemeyen, seninle alakası olmayan işler yapıyorsun. İş seni rahatsız ediyor bayağı yani. Tabii canım, paylaşmıyor. Ya çok kötü var işte. Yani ya bir de o tarz işlerde kimse mutlu olmuyor ya. Tabii. Abi Ülker'e en son böyle abi yaratıcı iş yapıldığında olanları hatırlıyorsunuzdur. Yani ajans başkan ajans başkanı yurt dışına gitti. Hiç yaratıcı bir iş de değildi ya. Yani bilmiyorum. O tartışılır tabii de. Yaratıcılığı da hani çok saçma bir işten ve hiç olmayacak küçücük bir kampanyadan gitti işte. Hangi kampanyadan? Ya saçma sapan bir anda şey oldu ya işte. Evet. O işte FETÖ'cülük, bunlar bunu destekliyor. Hiç alakası olmayan bir şey yani. Kale male bir şeyler geyiği vardı değil mi? Öyle bir şeyler. İşte top oynuyorlar, kaleye de saldırdık falan mı? Öyle bir şey diyor. Ya çok saçma aslında yani. Öyle deyince hani o yönde düşününce öyle oluyor da yani. Ya yok, sosyal orada medyada dandik bir reklamdı yani böyle. Hani abi işte büyük bütçeli falan da bir reklamda değil. Genel kanı şu yani, Burak'ın dediği orada çok doğru hani. O markaya o iş yapılmaz işte. Benim de gelmek istediğim nokta o biraz da. Yani o markaya sen istediğin kadar yaratıcı olmak iste. Yapmaman lazım zaten. Git başka markanda yaratıcı ol. Yani o marka değil yani. Başına iş ya alıyorsun zaten. Bazen de şey oluyor. Mesela bir devrim yapmak isteyen ne derler? Bir adamla karşılaşıyorsun hakikaten. Diyor ki ya bunu yapacağım. İnandırıyor seni ve olabiliyor da. Ama çok ender yani. Ya o evet, o istisna olabilir. Ya da harbiden komple değişen bir imaj değişikliğinde falan belki olur. Olabiliyor. Evet. Yakın zamanda benzer bir projede biraz daha hani böyle açık bir şeyle, kafayla bulunan şeye, ortama göre diyorum yani. Bir işler yaptık yani. Etem falan da var. Birkaç iş daha var. Yakında hani görünür o yaz gibi falan. Güzel bunlar mesela. Çok önemli bence. Güzel. Bunları ama çok sık göremiyorsun tabii. Çünkü belli normlar var yani. Onlar da dışına çıkamıyor tabii. Sonuçta herkes günün sonunda bu işten para kazanmak yani bir markaya, ajansa falan. Yani bu çok şey değil. Nedir o? Böyle hayatın anlamını falan bulmak gibi bir şey değil yani. Ya bir de abi bence her marka ve her ürüne de illa yaratıcı olacağım diye bir şey yok. Hani yaratıcı dediğin şey ya da o böyle sektördeki bir şeyleri kırıp üzerine yeni bir şeyler ekleyen o işler abi bence nadir çıkacak işler. O yüzden de
Öyle öğretim. Normal reklamın bence şey hani mevzu neyse onu anlatması gerektiğini düşünüyorum ben. Diğer türlü çünkü böyle şey böyle aşırı makyaj yapmışsın gibi oluyor. Yani aşırı makyaj yapmış bir kız ne, ya da bir kadın ne kadar şey oluyor yani böyle çirkin durabiliyor ya da hani o aşırılığı göze çok çarpıyor. Ya da işte bir Twitch yayıncısı sakalını kesiyor bok gibi ya da Facebook yayıncısı bok gibi. Yani. İsim verebilir misin? Anlayanlar anladı ben bir şey demiyorum. Aynen abi bak mesela markasını bozdu şu anda o, anladın mı? Marka ismine zarar verdi. Daha da görmem diyor. Bakalım ovatınız bir sakalı ya. Ya bırak. Ne olacak oğlum sen kessin işte Sungur da yanına geldi hep beraber ya, gezdik. Sungur'dan bahsediyorsun Sungur. Zannettim. Sungur bir gece bende dalga geçti sonra gittik ya. Maske takacağım diye. O adam Instagram güzeli gibi oldu Sungur. Ethem'den öyle şeyler görmedik ya. Ethem böyle bir kesti. İşte kestim mestim dedi. Hiç pazarlayamadı pek kendini. Abi ben değişimden yanayım. Değişiklik yapacaksın arada kendine de. İşlerine de her şeye. Değişimden korkmamak lazım. Oğlum değişim sakal kesmekse keselim hepimiz de. Oradan başlıyorsun abi işte. O da bir başlangıç noktası. Sana yakışır oğlum. Sen zaten baby face adamsın. Selçuk kessin hadi bakayım göreyim. Abi işte baby face. Ben direkt imam hatip. Ben direkt imam hatip. Selçuk imam hatip ben de birinci sınıf meslek lisesi. Yani çok fena oluyor her şey. Kolormatik gözlük de takarsın. Ama belki hipster diye yediririm onu ya. Ya kolormatik hipster falan. Abi evet, hipster artık. Bizi yemiyor ya. Yemiyor mu? Tüh. Evet abi. Bak hipster sakalı bıraktığın zaman abi direkt bizde şey oluyorsun. Şeriatçı oluyorsun. Daha çok sen aslında şeye benzersin ha. Pilep dizisi vardı ya, izledin mi hiç? Ne? Pilep diye bir dizi vardı. O Pilep diye dizi mi var? Baya köylü diye. Evet, abi Pilep'i bilmiyor musunuz ya? Nasıl bilmezsin? Ya Ethem bir tek sen izliyorsun galiba. Abi İngiliz dizisi lan müthiş bir dizi ya. Abi şu tam an İngiliz dizisi ya bu arada. Pilep İngiltere'nin efendisidir falan. Böyle şeyler mi anlatıyorsun ya? Aynen Roma döneminde geçiyor ya. Neyse tamam zaten. Komedi dizisi zaten. Allah Allah neymiş bence bu? Bence bakın. Pileps pardon Pilep değil. Ha, ha öyle yani onun çoğulu. Ha Pileps ya. Tamam abi yani biz anlamamışız. Pileps neyse o zaman benzetmemi yapamayacağım. Kimse bilmiyormuş. Pilepsleri neden öldürmeliyiz değil mi dizi? Biraz öyle ya dizi. Aa, çok tatsızmış. yine Pilepler kazandı. Hadi bak Seven Samurai yani. Şey yapayım bir de. Göndermesi evet, yapayım. Yine, değil mi? Yine onlar kazandı. Aynen elit. Bak dizi de 11 Kasım 2019'da bitmiş. Dizi bitmiş mi? Evet. Son kullanma tarihi bitmiş. Ha, Pleps. Bayağı demek ki çok diziydi. Da başarılı değilmiş abi. Ben size söyleyeyim. Müthiş diziydi. Bilenler bilir. Espri anlayışı tabii belli bir seviyenin üzerinde olması lazım. Humorun olması lazım. Humor lazım değil mi? Dark humor ha. Humorsuz bayram. İşte elinin humoruyla diyecektim çok zor. Oo güzel güzel yavaş yavaş. Abi senin yavaş Saksı yavaş. Reklam ajansı diye bir konseptimiz daha var oraya alabiliriz. Oradan. Ben bir su alıp gelirim Yaşar. Tamam. Afiyet yani olsun yarasın. Abi gerçekten şey tatsız yani. Peki abi senin esas şey var. Mizah dergisi geçmişin varmış ya. Ben onu bilmiyordum. Yani biliyordum da unutmuşum. Selçuk Ethem hatırlattı bugün. Şey böyle ilkokul 4'te götürdüler beni abi oraya. Götürdüler derken bayağı ailem mi götürdü? Ya babamın tanıdığı Ayla ve Hülya Deli iki tane kadın çizer vardı o zaman. O zamanki dergide şeydi, Twitter'da Lak Lak diye bir dergi vardı işte. Bayağı eski bahsettim yani işte 80'ler falan başı. O 80'ler bir de. Ne dedin abi biri Lak Lak, diğeri ne dedin onu duyamadım. Gırgır. Gırgır'da işte. Ha gırgır. Bildiğimiz Gırgır. Evet. Ha tamam. Bayağı Oğuz Aral'ın karşısına çıkmıştım yani Oğuz abinin. Oo hadi canım. Bak. Hani ilk tane borcumu falan verdiler. Orada da bir çizmişim ama bulamıyorum o çizimler gitmiş yani. Şöhler verdiler falan. O döneminde çok acayip adamları orada çiziyorlar. Bir masaya falan oturttular. Ben gittim geldim bir iki kere öyle onlar beni götürüyordu. Sonra karnede 4 tane iyi gelince aldı babam. örnek öğrenciydim.
Allah Arada Allah. il eğitim müdürü, pardon, ilk öğretim müdürü falan oldum çünkü. Öyle bir herifken lan bu serseri mi olacak ya aldım. Ama sonra üniversite yıllarında Emre Özbay'la, hatta o zaman Emrah da şeye gidiyorduk. Bu arka sayfadaki şeyleri, tazelerin Ha. karikatürlerini getirdiği Günlere. yere, ha, o günlere gidiyorduk. O zamanlarda başladık işte böyle zorlamaya falan. Sonra ilk biz bir Emre ile girdik. Sonra Emrah girdi yanlış hatırlamıyorsam. Var mı O bir zaman yerlerde şu an görebiliyor muyuz karikatür çalışmalarını? Hiç şu mi yok? anda bu yoktur ya. Onlar çok eski yani. Cenk Ha. Erdem diye karikatürist vardı. O ben Emre bir köşe yapıyordum. 1999 diye. Uzay 1999'a gönderme olarak. Çünkü sene zaten 92 falandı Wow, çok iyiymiş galiba. ya. Ya ben İsa şey yeni yapmış. ölmüş. Havaleri yeni yeni Son dağılıyor. yemek, son yemeği daha yeni kaldırıyoruz yani. Ikea'dan çivi almışlar değil mi orada? Aynen. Oraya geldik yani. O dönem bir kere dergiden atıldım. Sonra geri çağrıldım. Şey yaptım Niye çünkü. atıldın abi? Çok mu bıçkındın Yok abi çok sivri o zamana göre sivri mizah yapıyorduk. Hatta Tekin Aral odasına çağırıp şey diye bağırmıştım. Git bu mizahını limonda yap diye. Allah Yani bir Allah. sonraki lavanda. Ha tamam burada böyle olmaz. Ondan sonra en son ben bizim çocuklarla beraber yaptık gerçi. Şey yaptık. Avni'ydi o zaman. O gırgırı Ertuğrul Akbay basmıştı falan Aha. böyle. Bütün el işlere el koydular. Galip abi de Ha belki o anlatmıştır o evet. hikaye. Üstünde börek falan yemişler orijinalleri. Yani rezalet evet o hikayeyi Onlar duymuştum korkunç bir hikaye ya. Canım tabii böyle bayağı millet orada kavga dönmüş. Biz de şey yapmıştık abi. Yani mizahı boyutlandırıp getirmeyi planlıyorduk. Yani o yıllara göre çok aslında ilerici bir hareket diyebiliriz. Şey yaptık yani Avni kapansın imza kampanyası açtık şeyden Avni'nin derginin içinde. evet. Ve bayağı imza geldi. Vay çok iyi. Bir de şey vardı, antipati köşesi diye bir şey. Yani o zamana göre bunlar saçma tabii de. İşte mahalledeki uyuz olduğu esnafı yazıyor herifler. Biz de sözde gidip onları dövecek adamları gönderiyorduk falan. Ve beklenenler olmuş. Şeyde, büfeye uyuz olmuş herif. Bayağı interaktif mizah gerçekleştirdik yani. Aa, çok iyiymiş. Siz bayağı Tabii. 2000'lerin mizahını yapıyormuşsunuz o zaman Aynen bildiğin aynen yani. böyle. Hani biraz önceden yapmış. İyi olmadı çünkü dergiden attım. Böyle bir tane liste astı kapıya bantla. Böyle baktı pıt diye gitti. Yeşil yok dediler. Bir gittik. Aa baktım listedeyim. Sonra gittim. Bir gün Moda'da yürürken böyle acı bir frenle bir araba yanıma yanaştı. Cam açıldı böyle. Kafayı uzattım. Burak diye bağırdı. Bir baktım Tekin abi. Oğlum ne yapıyorsun sen? Dedim. Ne yapayım abi falan dedim. Yani. Niye böyle yapıyorsun dergiye dedim. kovdunuz ya. Yok işte hatırlamıyor. Böyle Oha. çocuk bir şey vardı. Ha Hayda. hatırlamıyorum. Tabii onunla böyle çok garip garip hikayelerimiz vardı. Yani çok da programı bunlarla doldurmayayım ama komik yani hakikaten. Yok anlat ya. Niye tam bir yeri bence Ya yani komik şimdi olur. geleceksin falan dedi. Ben seni bekliyorum. Yine başladım çalışmaya. Öyle başladım yani. Tekrar maaş bağladılar. Ondan Allah. önce de bir kere şey oldu. Böyle biz işte Emre ile bunun odasında çalışıyoruz. Mehmet Coşkun falan vardı. Ya kadro da inanılmazdı o zaman yani. Mehmet Çağçağ, Bahadır, Bölükler, O Kemal Aratan, yani bayağı Tuncay yıldızlar Ergin, geçirdi. tabii tabii canım Vedat Özdemiroğlu. Aa hadi canım vay. Akıyor orası yani. Biz böyle okulun içindeyiz ve çok gülüyoruz, sabahlıyoruz falan. Bu geldi, böyle bir döndük. Tekin abi, ne oluyor falan dedik yani. Buna da böyle sürekli bir yeşil erikli şey giderdi, vodka, cin artık bir şeyler. Dedi ki Burak dedi, o masayı kaldırıyoruz dedi. Senin oturduğun masayı. Dedim ki abi niye? Oraya dedi yatak koyacağız dedi. Bu şey mi Yatak demek? koyduk. Ah, seni sikeceğiz Gibi yani neredeyse. ne Şimdi kadar saçlar da o zaman belli kötü. tamam mı? Oğlum niye abi falan? Oğlum yatıyorsun dedi. Ya şimdi o zamanki kültürde ve disiplinde abi mesela 50 tane espri falan çizeceksin eskiz kağıdına. Vereceksin içinden iki tane seçip yayınlanacak. Öyle yani. Ha. Adam da diyor ki hani 50 tane değil de 45 tane yapmışsın yatıyorsun. Sonra gitti Hayda. bizim Emre'de fırlama. Emre dedi işte şokun yaratıcılarından. Ondan sonra Okan Bayülgen'in, Beyazıt'ın, Soyadı ne Özbay, Emre'nin? Yaban Özbay. Şahan'ın falan şeylerini yazan metinlerini Ha oha çok yetenekli bir iyi. tür. Hayvan gibi de çizer ama yazmayı tercih etti o mesela.
Bu herif de kalktı şey dedi, bağırdı oradan böyle, bıyık yaptı kendine şeyler, kalemle falan. İşte bırak kaldıracağız o masayı oradan, sonra orada çadır kur. Kamp yapacağız seninle falan derken bir baktık arkada tekiden al var. Bir kovulma tehlikesi de oldu. Böyle yani her gün komik geçiyor. Yani. Işte. Tam polis beni aldı falan. Polis niye aldı ya? Ha şeyden, çiziminden dolayı mı? Yok, keşke öyle olsaydı. Çok saçma bir sebepten. Çok birkaç kişi. Ses kesildiğini yani, arada ya. Bir tekrar alır mısın? Ha şimdi geliyor. Ha, Yeşilyurt'ta yürüyüş yapıyoruz gece 2'de falan. Böyle bunu almışız sabah. Çiziyoruz falan bir şeyler. Ondan sonra polis çevirdi bizi. Kimlik sordu. Dedik böyle böyle biz basındanız. Dergi var falan. Oğuz Aral, Oğuz Aral falan. Sonra abi orada bir arabanın camı patlatılmış. Diğer camda da bir ayak izi var. Benim botla, ayağımdaki botla. Yani orada abiler zor ikna etti. Herifler böyle bayağı beni şey ekip otosuna falan sokmaya çalıştılar. Ters kelepçeyle. Oha, hayda. Ha, evet, evet. Tam böyle en kötü anda en kötü yerde olmak olmuş o biraz. Ya tabii. İşte güzel aslında. Sonra gülüyorsun. Dergi vay be falan. Herifler de geldi polisler. Çay ikram ettik. Hani o dergi falan filan hesabı. Dergi mergi verdik. Gitmişlerdi. Çok mutlu oldu herifler. Garip bir... Olayın başlangıcı ile sonucu arasında ciddi aynen bir fark öyle oluşmuş yani. Öyle yani ilginç zamanlardı. Sonra ben artık yani biraz o şey mizah dünyasının nasıl söyleyeyim? Yani direkt söyleyeyim yani ikiyüzlülüğünden böyle herkesin birbirinin arkasından kuyumdan. Ya bunu herkes söylüyor ya. Yani bıraktım ben o işi. Yani direkt kendim bıraktım. Yani. Takip ettiysen bu uykusuz penguen ayrışmasından itibaren. Evet yani kapanmasına çok kadar. Çok eski hikayenin yenisi abi o çünkü. Heh, işte öyle onu soracaktım. Herkes böyle ayrı ayrı başka ikiyüzlülük ya da işte arkadan bıçaklanma hikayeleri anlatıyor. Halbuki hep biz şey gördük ya uzaktan. Abi ne güzel ortam ya. Herkes böyle. Ya ortam iyi aslında. Çok eğlenceli de. Biraz şey de böyle hani daha böyle bir iki kişi kaldığında falan üçüncü kişinin hani mezarını kazıyorsun falan gibi bir durum ya, çok fazla var. Yani bunu şimdi kimseyi töhmet altında bırakmayayım ama genel anlamda yani böyle bir problem var. Neden bilmiyorum. Nasıl? Az mecra olduğu için ha, evet. Ya abi bence şeyle de alakası var yani şimdi bizim tayfa yani bizler de dahil olmak üzere çok çok fazla sosyal adamlar değilizdir yani. Bunun içinden çok az sosyaldir. Genelde kendi dünyasında insanlar. Dolayısıyla bazı zamanlarda ve özellikle daha genç yaşlarda şey oluyor. O şeyi çözemiyor insan ilişkilerini. Anlatabildim mi? Yani ve daha yırtıcılar. Yani çünkü o dergiler o zaman girmek demek yani en azından benim çalıştığım dönemde inanılmaz zordu yani öyle söyleyeyim. Yani 100 kişi geliyorsa o arka sayfaya 2 kişi aldılar bize Emre'yle o dönem. Sonra da Emrah hatırladığım kadarıyla. Bir tane de belki Hakan Türkçü vardı. Hani yeni giren. Şimdi o da sabah kurumunda yanlış hatırlamıyorsam bir yayın falan işte editör ya da. Yani herkes yani, uzaklaştı oralardan ya. Tabii yani. Ben onu erken görenler bıraktım. O dönem sağ olsun hani Birol abi bir abim gibidir Birol Bayram. O şey Hürriyet Dergi grubuna bir şekilde beni monte etti. Orada da çok mutlu olamadım. Basın da biraz şeydir, tehlikeli bir yerdir yani çalışmak için. Of, daha beterdir muhtemelen. Evet, ya ben de böyle dedeler gibi hikayeler anlatıp hani böyle şey yaptım, paralize program şu an. Yo, ben çok eğleniyorum şu an ya. De yani, şey soracağım. Çok hikaye var yani. Ben bir de Paparaz dergisinde çizim yaptım abi şeyde. Paparaz yani, dergisinde mi? Evet. Ne çizim yani, ya? Mesela biri, hani isim vermeyeyim, bir eski manken çok ama hip yani mankenler. Bir tanesi dolaplarını hap alırken falan yakalanmış. Hadi canım. Verilemiyor, fotoğraf da basılamıyor. Diyorlar ki ona benzesin ama benzemesin öyle. Benzesin ama. Yani arkadan bakınca anlaşılmasın, önden bakınca nasıl şey. Sonra ben bir çizdim, oğlum aynısı olmuş lan dedi. Abi dedim diyorum, hani nasıl anlatacağım. Yani kötü esmeler yapasın geldi. Yani dönemin böyle siyasetçilerinden birinin çocuğuyla falan evlendi falan böyle beraber takıldılar. Yani. Ha. Yani. Hani fazla. Sonra bir tane yine çok ünlü bir selebritinin tuvalet şamağının çöpünü karıştırmış paparazlar. O fotoğrafları gördüm. Çöpü böyle dizmiş. Kadının petleri falan var.
Bu da 90'larda hayvan gibi ünlü. Ya buktan bir iş yani. Orada manken hani... adet görüyormuş. Ne değil mi? Büyük şey. Kadınmış. Yani, son işte nasıl, bir... nasıl pis bir meslekmiş arkadaş o ya. Ya iğrençti abi. Yani işte. Para için nerelere düşmüş. Ama şey çok iyi abi. Benzesin ama benzemesin. Evet, evet. Memesini çizme abi. Boş ver. Kadın suratı belli olsun. Ne saçma iş ya. Ya garip bir ortam. Garip insanlarla çalışıyor. Sonra multimedya işte. Sonra da internet. Yani şey eski webmaster denilen şey oldum yani. Türkiye'nin böyle bir 90'lardan ilk o webmasterlarından biriyim. Aynı zamanda ilk e-commerce işlerini başlatanlardan da biriyim yani. Yani bu işi bilen altyapısını falan tasarımını da yapan hem de kodlamasını ve o site server'ı falan. Aa süper. Çok iyiymiş abi. Yani sana komple tasarımından koduna kadar anahtar evet, teslim web sitesi. Yoktu ki kimse abi. Şimdi hani 6-7 tane adam var. UX'ci, UI'ci var. O var, ya, o tabii var. Canım. İşte yani. Editörü var falan filan var. Backend'cisi var, frontend'cisi var. Şimdi öyle değil. Yani o zaman bayağı bildiğin işte front page açıyordun. Dreamweaver açıyordun. Flash öğreniyordum, Action Script yazıyordum falan filan. Ve bunları o zaman internet çok boktan olduğu için de birilerine böyle yemek falan ısmarlayarak yani karşımda kalan parayla. Harbiden öyle öğrendim ben. Hiçbir şey bilmiyorum bir şey. Ya zelal olsun ya. Yani hepsini kendi kendine öğrenmek zor iş. Buradaki herkes de bir dönem web sitesi yaptı galiba ya. Ben hala yapıyorum. Ben yapmadım valla. Yani şu an var ya büyük para bile verseler yapmadım. Ben tasarım öyle başladım ya. Bilgisayarım oyun kaldırmıyordu. Ben de böyle front page falan öğrendim. Dreamweaver'a geçtiydim falan. Kendimce ya, oyun yapıyordum onu. O dönemlerin en güzel hikayeleri sizin de vardır belki çevrenizde. Benim de bir tane var. Hatta şu an çok büyük bir şirket sahibi kendisi. İnternet piyasasında ve inanılmaz paralar kazanıyor. Türk bu arada arkadaşım. O da 90'larda porno sitesi yapmıştı. Aha ben biliyorum. Bir dakika dur. Nereden tanıyorsun bunu? Benim basketbol takımından arkadaşım ya. Ha, aynı takımda oynuyor. Ben öyle bir işte de çalışmak zorunda kaldım. Haydi. 70'den Türk sinemasına döndü ya olay. Anlatayım mı? Çok acayip. Anlat yani, anlat abi. Bunu kesinlikle bence herkes duymak isteyecek şu an hazırız ya. Türkiye'nin ilk öyle sitesi yani. Bu adamlı olan mı? Bir şey adam. Hatun.com diye bir şeydi abi. Hatun.com'a biz çok burada girdik kardeşim. Burada da bizim sorularımızdaydı ben webmaster. Hadi canım duruyor mu abi arşivler falan? Bilmiyorum abi. Bir megapiksel. Herif oradan gol yemedi bu arada yani. Sinemeş'in süresiz şey yaptığı için, yayınladığı için Sinemeş'in avukatları falan bastı polisle birlikte bizim. O oha. Anet'in evet. Kaldırıldı her şey oradan falan filan. Benim çalıştığım başka bir şeydi. Hatun.com diye bir şeydi. O arkadaşın peşine de Uğur Dündar düştü o dönem. Hatun.com'da Türk ünlü fotoğrafları vardı diye hatırlıyorum. O da vardı. Ha. Başka türlü Power News Search diye adam şey yaptı çocuk. Benim sınıf arkadaşımdı. Çok ileri görüşlü bir herifti bu arada hayvan gibi. Bu benim dediğim... Şey, Google gibi şey yazdı herif. Site yaptı yani. Sadece nude aramak için. Ha oha bayağı iyiymiş. Yo, benim dediğim yurt dışına yapmıştı. Çok garanticiydi bizimki herhalde. Yurt dışında yaptı bir şekilde o. Ha Türkiye eyvallah. Tamam. Yani, ama çok para kazandılar. Bayağı çok. Yaşamın karanlık dönemine geldik ya. Evet ben birkaç ay çalıştım orada. Mesela o zaman çünkü okula da ara vermiştim. Fakir kağıdı götürüp muhtardan alıp müzik yapacağım ben diye. 80.060 diye bir tane büyük bir tiyatro prodüksiyonunun soundtrackini yaptık o dönem. Para da lazım orada çalışmıştım işte. Valla iyiymiş ya. Şey, acıların çocuğu gibi bir değil mi? CV'ne bir bakıyorsun. Böyle şey karikatür, sanat, sepet, kurt adam kom yazıyor değil mi bir anda? Abi vampir vampir o işler yani yanlış anlamayın bizimki. Fantezi falan. Dark Universe'de çalıştım abi. Çok dar kafa. Pembe Universe. Yapacak bir şey yok yani. Yok ben bu arada çok takdir ettim ya yani geçmişine bakınca bayağı da donanımlı bir hale getirmiş seni ve bence bilmiyorum doğru mu düşünüyorum ama tasarımlarına bence çok katkısı olmuş bunların yani. Tabii yani o her şey bunun içine dahil oluyor abi. Müzik yap bunlardan faydalanıyorsun. İşte çünkü şeyde büyümüşsün yani öyle bir evdi ki bizimki işte plaklarla büyüdük ama bu plakların içinde işte Orhan Gencebay'ın Long Play de var. İşte Taş Plak'ta Zeki Müren de vardı. Nat King Cole da vardı. Efendim James Last da vardı. Müslüm Gürses de vardı yani.
Ha, bu çeşitlilik de kavuruyor adamı, iyi olur aslına bakarsan. Bayağı iyiymiş ya. Zaten evet. müzik piyasasında sen ünlüymüşsün galiba bayağı. Eskiden ünlüymüş. Yani underground piyasada. Yani. Ben de şeyler var, istiyorsan yayına ver. Radikal röportajları falan. Harbi mi? Kemancıyı bitirdiler abi falan değil mi böyle de? Yani... Hep aynı muhabbet. Kaçıyor. Birinci olmuştuk Roxy Müzik Dinlemi'ni. Ondan sonra. Yani. Sonra bir NTV'ye çıktık falan. O dönem aslında underground'dan biraz çıkmak üzereydik yani. Ne oldu sonra? Hani profesyonel gidemediniz mi? Sıkıntı mı çıktı? Yok, aslında şöyle. Yani bir karar ilacı takılırsan da zorlu Türkiye. Yani bahsettiğimiz yıllarda internet yok. Abi evet. İnternet olsa farklı olur. İnternet yok deyince su yok gibi bir şey ya şu anda. Aynen öyle. Sen bilgileri aç mesela, internetin olduğunu düşün. Öyle bir hayat işte. Belli insanların evet. elinde belli piyasalar. Evet. Onlarla yanlaşmazsan zaten olmaz. Sene kaç ya? 96. Ha, çok çok erken. 96-97. 97 birinci oldu. 96'da Necropsy birinci oldu. O dönem mesela 4 kanalı normal bildiğiniz krom kaset, yani bir şarkı kaydediyorduk. Böyle taskanlar vardı, küçük aletler. Yani şu andaki gibi hani evinde otur böyle sistemleri çatır çatır kaydını yap gibi bir şey yoktu yani. Bu arada muhtemelen şu anda bizi dinleyenlerin %80'i falan da yoktu o yıllarda yani. Birisi yazmış işte Recep Uçar. Ha Recep mi yazmış? Evet evet. Yani, gerçekten. Ben Anadolu Lisesi'ni kazanmıştım galiba o yıllarda. 96-97. Anım bu. Anım bu kadar. Ben de lisedeydim. Kabataş'a başlamıştım o dönem. Evet, 96'da. Yani o dönem için olabilecek her şeyi sonrasında böyle bayağı uluslararası çapta büyük bir şey var. Prodüksiyon şirketi ECA Records diye. O dönem bunlar da böyle kuzey cazcılar işte Young Arbery, Terrier İptal falan gibi böyle büyük dünya ünlü cazcıların kayıtlarını yapıyorlar. Oradan bir teklif geldi. Ben askere gittim sonra işte. Öyle koptu. Tekliften kaçmak için mi askere gittin ya? Öyle oldu. Yok ben okulda delirdim gittim yani. Şimdi girmeyeyim Marmara'ya hiç. Sonra üzülüp şey yapıyorlar. Hiç yapıştıramadım. Valla 2 yıl gitmiş askere ya. 2 yıl komando olmuş adam. Ha, evet komando olarak yaptım. Oh hadi canım. 2 yıl şey okulu bıraktığın için mi uzun gitti o yüzden? Ben kendim başvurdum ya delirip. Okulda hep korkutuyorlar. Ha anladım. Askere gidersin askere. Ben gideyim o zaman. O zevki size tattırmayayım. Ben gideyim. Gittim ama pişman oldum tabii biraz yani. Normal olarak sanırım. Biraz erken bir gaza geldik ya. Böyle dalda oturmuş. Yılan yiyor değil mi o anda böyle? Ondan sonra tabii ki mağdur 11 kilo falan gidersin. Ya işte onlar da kavurdu biraz. Abi o son kirpiyi yerken dedim ki yanlış yaptık. Yaklaşık yani. Ya bir de işin kötüsü keskin nişan çıktım abi. Allah'tan gözlük verdiler sonra bir 200 metrelik atışta yan hedefi doldurmuşum. Bugün öyle bir şey de hani 100 de okey, 20 de okey falan. Sizi denetleyen de çok keskinmiş belli yani. Abi evet yani şey yaptım gözlüğü aldım da yırtıksa bayağı sıkıntılı günler beni bekliyor yani. Peki sonra mesela yine bir tanıdığıma da yakın bir arkadaşım da askerde tasarım işi vermişlerdi. 6 ay onunla uğraşmıştı. Sizde de oldu mu böyle şey? Ben sakladım ya. Öyle biri olduğumu sakladım. Sonra ha söylemedin. Ha. O da dertli çünkü şeye aldılar. 6 ay böyle bir suyu sıktılar. Hatta daha fazla pardon 9 ay. Ondan sonra öğrendiler. Ofise aldılar. Orada şimdi hem nöbet tutuyorsun hem gündüz çalışıyorsun. Bayağı İşte ben yaklaşık 48 saatte 1 saat falan uyku uyuyordum yani. Haa o iyice çok kötüymüş o da ya. Evet 2 günde 1 saat hadi bilemedin hadi 2 saat oldu. O ne abi doktorluk gibi. Tabii bot falan çıkartmadan yatıyorsun abi. Of evet bot çıkarmadan dedim bak irkildim yani. Yani bir hafta falan böyle aynı kıyafetlerle çıkartmadım olmuştur mecburen yani. Zamanın yok çünkü. Kalan zamanla uyuyorsun öyle. Neyse yani şimdi askerlik anılarına girmeyelim. Evet, evet, geçmiş olsun. Geçti bayağı oldu. Abi okul hayatı kimseye yaramamış ya burada. Herkes okulundan ayrı nefret ediyor yani. Yo ben ya, seviyorum ya. Benim sevdiğim, çok sevdiğim hocalar var canım. Ya hoca seviliyor bir şekilde de okul ne etem seviyorum dedi. Nesini seviyorsun ha? Daha demin sövüyordum. Diploması batsın yok, falan dedi. Abi öyle bir şey demedim.
diploma tasarımı kötü dedim. Ben okulda bir sürü şey öğrendim abi. Niye sevmeyeyim okulumu? Vay. Ben de öğrendim ama hayatım. Ve rahat okudum. Ben sorun yaşamadım ya. Şimdi hadi başıma bir sorun gelse diyeceğim ki şöyle şöyle şeyler. Abi ama senin arkan kuvvetli demek ki. Abi arkan kuvvetli. Ben hocamla çok kavga ettim. Dersten de kovuldum. Yani her şey geldi başıma ama hani böyle ne bileyim küsmedim ben ya. Bak ya bana laf koyuyor. Sen nasıl küstüyse askere gitmiş adam. Bayağı ciddiyim. Dekana kadar kavga ettim ben herkesle. İşte ya bazı demek daha başka geliyor. Yani bana öyle hayır, o kadar... Bana... Abi okula küstüm ertesi gün U-Bot'la yani. Kıbrıs'a çıkarma yapıyor değil mi böyle? Yunan'la böyle kayalık şey alıyor savaşı veriyor. Abi neredesin? Kardak'tayız. Kardak olayı yani. Yani. Sıçtık altımıza yani ne olacak? Sizi de götürmemişler ya oradan. Bir dakika sen depremde askerde miydin? Aynen evet. Yani deprem oldu 2 gün sonra teslim. Aa çok acayip deneme denk gelmiş. Çok abi sen hep Türkiye'nin böyle bir dönüm noktalarına denk gelmişsin. Yani karikatür dünyasının dönüm noktası, deprem. Ha, şeyde de şirket batırdı abi. Neydi o? Ekonomik krizde de. 2008'de. O ne? Ben batırdım. Ya, ikisini de kaçırmadın sen ya. Abi Hatun.com battı o dönem değil mi? Şey. O benim değildi abi. Neresi battı ya? Şey mi? Kendi şirketim vardı ya. Tasarım şirketim. Ha ha kendi şirket. Dört ortaktık. Bizim aynı zamanda müzik yaptığımız yani o ödülü aldığımız arkadaşlarımla. Monoplan diye bir tane tasarım ofisi vardı. Yani mimarlıktan işte multimedya. Her şeyi yapıyorduk yani. Anahtar testini. Raksotekleri yapıyorduk. Raks battı. Biz de arkasından... Aa, bak yine evet yine dönüm noktası ha. Raksotek kaset evet. Döneminin bitme noktalarında denk geldi. O şeyleri mağazaları yapıyorduk. Aa çok iyiymiş ya. Benim de vardı da çok havalı Raksotek akıllı bıdıklarım falan vardı. Şeylerim var. Saçma sapan. Kasetler, VHS'ler, betalar, müzik kasetleri. Evet, evet. Yani. Zaten en büyük mağazalar o zaman. İşte biri Netflix oluyor biri batıyor. Yapacak bir şey yok yani. Yani tabii bunlar büyük battı. Çok garip garip insanlarla da sahip oldu. Yani silahlı adamlarla geldi ofisimize. Hadi canım. Abi gerçekten hayatının dönüm noktaları hani şey normal de geçmiyor. Yani oldu bitti değil evet, mi? Evet. Hep şey uçlarda gitti. Sonra yıllarca işte böyle şey yaptım. Başka bir şeyler. Bir freelance çalıştırdım bir sene. O sene esas o sene yani 2008 krizinin patladığı yıldı. Hmm. Bütün işler iptal oldu. Bir senelik bütün yaptığım program patladı. En son işte şey SEO2'ye çağırdı o dönemde. Şimdi ben de batmış durumdayım. Oraya gittim. Dedim ki bir senede borçları kapatırım. 12 sene oldu anasını satayım. Yani... Biraz fazla borç yaptım. Evet. Hala. Bu arada bu yeni virüs de bayağı vuracak belli şeyleri, kitleleri. Öyle gözüküyor. Şu an bir sürü işleri yapıyor. Evde çalışma planları. Yok onun dışında böyle freelance falan da çok vuracak belli ki. Vuracak her şeyi vuracak canım yani. Şu tabii tabii her şey. Her şey. Abi şu an en karlı piyasa online servisler abi. Evden evet, online. Aynen. Evde dezenfektan satanlar. Ya bizim işte benim bütün ailem eczacı şimdi kardeşim eczacı. Bir günde 60 litre kolonya sattılar. Ki açık kolonya yıllardır satılmaz öyle durur yani. Öyle abi. O inanılmaz işte, ama ya. Yeni kadar... geldi o alışkanlık yani resmen. Yani bir saatte sabah bizim şirketin orada bir eczane var. Sabah bir saatte kolonya şey bitmişti dezenfektan. Tabii tabii bitti ya. Ya kardeşim bana şeyleri atıyor, reyonları atıyor. Reyonları boşaltmışlar. Hani eczanede benim 30 yıldır görmediğim bir şey. Yani babam bile görmemiştir rahat. Çok acayip. İnanılmaz. Gerçekten ya. Çok acayip. Yani büyük bir panik var. Umarım hani biraz daha sakinleşir insanlar. Gerçi vakalar da artıyor şu an. Evet, kişiyle yani. Bağlantılı olmasa en azından biraz daha rahatlatıyor diyelim yani. Onların hepsi şu anda şeyde içeride. Ya şey tehlikeli bana daha çok yani biraz yayından önce de konuşuyorduk. Böyle herkes şu an etrafındakilere ve cadı avı gibi bakıyor ya. Sen getirdin. Evet. Sen bir şey yapıyorsun. Ya NBA'de müthiş bile oldu yani. Müthiş bir gerilim var abi. Evet, evet. Yani top taşımada falan sokakta müthiş bir gerilim hissediyorum. Yani bir hapşırıcı bu herkes dönüyor böyle. Hani cadı avı başlayacakmış gibi. Bugün eşim de bir link atmış işte. Ben de görmüştüm. Birini bıçaklamış herifler. Nerede? Konya'da. Ha, Konya'da oldu. İki de Konya'da. Allah Allah ya. İlmin merkezi ya. Tabii canım. Etem Konya'yı da çok seviyordur kesin. Konya'da değil ama Konya'da değil ben. Ya bırak.
Bu da en sevdiğim muhabbet. Biz Adapazarlıyız abi. Sakaryalı değiliz falan. Böyle saçma. Abi biz yalnız merkezindeniz. Yani biz o şey abi falan. Konyaveli diye geçmez. Anadolu Eveli diye geçer. Allah Allah. Niye oğlum sizin ayrı kimlik mi çıkarıyorlar size? Hayır, Konya'nın sanki bir kısmı Avrupa'daymış gibi bahsediyorlar. Bize. Değil mi? Tam şeyden böyle Trakya'danmış. Evet, öyle gibi mi ayrım orada gerçekten? Bu arada Konya'da gerçekten ilçeler merkezi çok kabul etmez ya. Ha, ya yani ayrım öyleydi. Böyle bir şey mesela. Avrupa yakası gibi bir şey mi? Konya'da keşke öyle olsa. Böyle hani şey gibi, sen Pakistanlısın ben Afganım gibi falan oluyor daha çok. Ha anladım. Çok var. Daha güzel yani. Ereğli yani, daha böyle hani modern yüzü gibi falan. Sen böyle... Pakistan'ız. Böyle en azından nükleer füzemiz falan var ya. Oğlum Rize öyle karışık ya. Rize'nin bir kısmı aşırı solcu, bir kısmı aşırı saçma sağcı falan ya. Hani orada öyle bir şey mi var acaba Ereğli'de? Bizim orada ben büyüdüm yerde işte Nazım Hikmet Bulvarı vardı. Mumcu Caddesi vardı. Ahmet Arif heykeli vardı. Hani ha. Öyle bir yerde. Ama sonra değişti tabii orası ya. Normal şu anki hükümete göre. Anladım. Ya şu, ben çocukken mesela şeyi hatırlıyorum, baya böyle golon golon vaka kıtırdı düğünlerde. En son gittiğimde içkisizdi düğünler falan. Yani oo. Hani ne oldu yani bir anda anlamadım ama yani artık öyle orası da. Ahmet Davutoğlu'nun şey değil miydi işte orası? Konya oy... merkez orası. Tamam işte hani Konya'nın çevresini değiştiren biraz şey oldu ya. O başbakan olduktan sonra bir şey yaptı, böyle bir tuhaflaştı. Aa şimdi geçen de konuşturtmamıştı bunu Konya'da. Ya işte ama. Neyse tamam. Ben şimdi buraya başka siyaset bir meydanı. Hadi bakayım. Terk etti oğlum. 100 kişiyi yetiştirdi. Konya'yı kapat. Yuru TV diye bir şey açarız. Olmaz öyle siyaset falan diye program yaparız. Ama ondan sonra birimizin linç edilmesi lazım. Abi ne olacak? Ben çıkar sallarım ya. İşte solcular tırttır falan derim. Vururlar beni. Sağcılar da tırttır derim. Kimseye yaranamıyorum. Evet değil mi? Sonra sağcılar tırt derim. Sonra liberaller tırt derim. Böyle. Liberaller bir şey yapmaz ya. Liberaller istesene bir şey yapamaz. Değil mi? İstemez zaten muhtemelen. Evet değil mi? Tabii bak çok doğru bir tespit. İstemez zaten. Abi peki bir şey soracağım. Senin modern sanatla ilgili de böyle bir muhabbette hatırlıyorum sanki. Sen oradan da ekmek yedin falan diyordun. Oralara da bir girmiştin. Ya yani. Şöyle aslında çok modern sanat sayılmaz. Ya zaten sorum aslında şu, sayılmasından çok hani orada fırsat olsa aslında hepinize sorabilirim bunu. Orada böyle fırsat olsa abi paramız vurup çıkar mıyız diye düşünür müsünüz? Yani biraz etiğin dışına çıkar mısınız yoksa? Yok ya, orada işler biraz daha farklı. Benim görüşüm bu. Birçok kişi de şimdi böyle mesela online'da söyledi, konuştuğum kişilerden birçoğu. Orada işler biraz yakın temas görülüyor. Yani senin tabii ki yaptığın bir şeyin bir değeri var ama yani orada var olman için sürekli oradaki insanlarla var olman ve beraber olman lazım yani. Bu camiayla kendini lazım bir şekilde ve bu yaptığın işin dışında bir PR sanatı yani, öyle bir şey. Eğer orada var olmazsan yani aynı sushi'de yemek yemiyorsan, onların eğlendiği barda değilsen o gece bir süre sonra senin orada bir şeyin olmaz. Yolun olmaz yani. O yolu açamazsın. Yani biz şöyle girdik. Contemporary İstanbul'da girdik. Ethem vardı, Sedat vardı, ben vardım. Ayşe vardı galiba. Onu da sağlayan şeydi. Yani Türkiye'de çok büyük iş yapmış olan bir galeri var. Milk. Ha, Milk'i biliyorum ya. Evet. Yani Milk çok acayip bir kapı açtı. Şu anda birçok şeyde onun açtığı kapıdan girdi. Söyleyeyim. Çünkü o zamanında çok acayip sanatçılar getirdi Türkiye'ye. Kimsenin hayalinde görmediği adamlar geldi yani. Çok iyi iş yaptı ve bayağı ciddi bir şeyin altına girerek bizleri şeye taşıdı. Contemporary'e 2 sene. İşte sattık orada. Çok acayip saçma sapan şeyler de oldu mesela. Yani bir tane skateboard yapmıştım ben herhalde. Oranın tarihinde ilk defa bir skateboard'a o kadar para alınmıştı yani. Bayağı bildiğimiz kaykay değil mi skateboard? Evet ama yani onun üstüne bir teknikle bir şey yaptım. Ha. O dönemde en azından kimsenin çok çok fazla denemediği bir şeydi. Şimdi çok fazla var.
Yani o öyle bir dönem oldu. O ama çok da modern sanat değil ya bu. Değil zaten, evet. Değil, bu evet, zaten şöyle bir şey. Yani o dönemin sokağından çıkan bir sanat diyelim. Oraya taşınması iyiydi o anlamda. Yani böyle bir yancılıkla falan oraya girilmedi. Gerçekten şey, Milk'in böyle çabalarıyla olan bir şeydi. Hani böyle de bir şey var arkadaşlar diye bu kültürü göstermek istedim. Ama gücü yetmedi tabii ikinci seneden sonra. Çok büyük paralar dönüyor o şehir onları kiralamak için falan. O da mümkün değil yani ayakta kalmak. Milk zaten son dönem, yani şu anda hala yapıyorlar mı bilmiyorum. Biraz da inisiyatör ajansı gibi olduğu gibi hatırlıyorum. Evet, Milk Tenants diye bir şey açtı. Yıllardır beraber çok az sanatçıydı artık. Şimdi Elif şeye gitti zaten, Avustralya'da şu anda. Ha, taşındı mı o? Evet, fırsat buldukça biz yine beraber iş yapıyoruz. Yani denk geldiği zaman. Özellikle yurt dışına iş geldiğinde onunla çalışıyoruz. Çünkü benim açımdan da çok çok iyi oluyor. Hani ben iyi arkadaşım Elif. Ben de çok güvendiğim biri her anlamda. Yani o şeyle, müşteri tarafıyla ya da işte o proje tarafıyla işleri götürürken ben tamamen kendi işimi buluyorum. Benim için bir lüks çünkü benim zamanım çok az. Yani gündüz bir ofis işi olduğu için sadece geceleri, hafta bu işleri yapabilme şansım var. Dolayısıyla öyle bir destek süper oluyor yani benim için. Bayağı bir süredir devam ediyoruz ama şu son dönem çalışıyor. 2020'de de dünyanın çivisi çıktı yani. Böyle bin türlü şey oldu. Orada yangınlar çıktı. İşte bu koronadır. Evet. Çekirgedir falandır filandır yani. Böyle çığlıklar düştü. Biraz şey oldu. Ara girdi araya. Bakalım devam ederiz yine. Yani. O çekirge gerçek mi ya? O fake. Gerçek, gerçek. Gerçek de buraya geleceği fake'miş ya. Teytor. Şey, evet, İran'a gidiyor falan diye görüştüler hatta. Olay evet, gerçek. Çin'de kaz sürüsü falan ayarlamıştır. Ben bunları şey bitirsin diye yiyorlarmış. Ha. Böyle binlerce kaz var böyle geziniyor. Böyle kaz ekibi var böyle şey, güneş gözlükleri falan var böyle hani ekip olarak geliyorlar. Abi çok çok profesyonel bir. Acayip kafalar ya. Ya o tip herhalde buranın iklimi doğası nedeniyle hani bir 1900'lerin başında olduğu söyleniyor. O da böyle bir herkesin anılarında olan bir şey gibi. Net bir kaynağı yok galiba ama yani herhalde bu çekirge konusu. Ha bir şeyde Birinci Dünya Savaşı zamanı oluyor. Evet evet. Yani öyle şakası yok o işin de yani. Ekinleri falan bitirebilecek bir güç o. Aç kalırız yani. Birinci Dünya Savaşı olan her şey şimdi gene oluyor ya. O zaman İspanyol gribi vardı falan. O zaman bir savaşalım yani. Değil mi? Bir askere gidelim falan. İyice karışıyor işler. O zaman şu an peki bu Milk'in yerini dolduracak bir şey var mı? Baboli açıldı galiba. Burak düştü galiba. Düştü mü? Düştü. Değil mi? Gerçekten düştü. Hayır, kopmuş. Birisi gitti diye bir şey. Abi kızıp askere mi gitti acaba? Vallahi gerçekten ya. Burak'ı durduramıyoruz abi. Kızım değil mi? Askere gidiyor. Kız... Abi Milk kapandı ben de gittim ya falan. Dur bir yazayım arkada WhatsApp'tan. Gelir birazdan ya. Selçuk sen ne yapıyorsun? Ben şu anda boyuyorum abi. Şu anda boyuyor musun? Oo evet. Adamın muhabbete yaklaşımına bak ya. Selçuk sen ne yapıyorsun? Ne durumda kasabımız, şehzademiz? Neyle uğraşıyorsun şu an? Ben şu anda kasapla uğraşıyorum abi. Kasabı renklendiriyorum şu anda da şey. Hani hikaye bitti mi? Çizim bitti mi? Yok çizim bitmedi de bitirdiğim kadarını şey yapıyorum. Böyle çizesim yoktu. Bari şey. Şu amelilik renklendirme işini yapayım diye. Oh vay, renklendirme amelilik dendi şimdi, yakıştı mı yani? Çizgi roman dünyası ama, için. Ama amelilik abi yani şey. Hani ya, şu anda mesela bak hani iş yaparken sizle konuşuyorum. Gerçi şey ben biraz ona şey bakıyorum ya, senin yaptığın işin içeriği ve tarzının zaten renkle çok etkilenecek bir yönü yok gibi. Yani renk düzgün olsun yeterli gibi. Hani çok renkle duygu yaratan işler de oluyor ya. Yok benim şey ben Selçuk'un işlerini siyah beyaz daha çok beğeniyorum ya. Bu arada gider evet gerçekten böyle bir. Ya ben siyah beyazda şeyi tutturmakta zorlanıyorum ya. Onun için bir kapanıp bir şeyi çözmem lazım. Siyah beyaz dengesini şeyi çözmem lazım. Birazcık renk mevzusu ben de açıkçası o kadar kafa patlatmıyorum zaten. Dediğim gibi.
benim için zulüm bir şey süreç. Hani böyle tam böyle işi bitirdim dediğim anda bir de renklendirmem lazım değil. Sana bir tane renklendirmeci bul dedim yıllarca. Abi para var. Para kazanıyor olsam renklendirmeci bulayım da. Türkiye'de var mı renklendirmeci uzman, profesyonel renklendirmeci? Uzman ama... yoktu ya. Yok işte, yurt dışında ama bulman şey, bu lazım. Anlamda yetenekli adamlar var ya. Ama spesifik yapan yok bildiğim kadarıyla. Yok ya, bizde zaten spesifik olarak kendini geliştirebileceğin bir yapı yok. Yurt dışından bulsan, o da sayfasına şimdi sana 100 euro çekse zaten geçmiş olsun. Evet, evet. Ben kazanmıyorum o parayı. Sen kazanmışsın işte aynı ondan. Sayfasına 100 euro iyi abi orada. Bana gelsin, ben yapayım. Değil mi? Tabii evet. Nasıl renklendirdiğine de bağlı ama. Ne bileyim ben yani. Şey ya, benim renklendirmede açıkçası hani parçaları böyle rahat anlaşılsın diye kullandım. Senin dediğin gibi ben renklendirmeyle anlat. Evet, evet. Zaten diyaloglarım var. Zaten karakterlerim var. Renklendirme dediğim gibi sadece parçaları birbirinden ayırmak için kullandım. Yani şeyi becerebilsem mesela Akira'nındaki gibi, Kashiro Otomo'nun yaptığı gibi mesela böyle siyah beyaz işler yapabilsem mesela hiç rengi girmem. Abi ama zaten onun için şey, kapanıp çalışman lazım. Tekniği çözmek. Tabii. Onun için de yine birilerinin seni ya finanse ediyor olması ya senin finans gücünün olması lazım. Yine paraya aynen geliyor konu yani işte. Yani o zamanı satın alabilmem lazım. Şu andaki şeyde ben sadece bunu yapabilecek zamanı satın alabilirim. Doğru, haklısın ya. Yani ona da diyebileceğim bir şey yok gerçekten. Yani. Bu arada Ethem'e geçen ne demişlerdi ya? İllüzyonist mi demişlerdi sana? İllüzyonist. Aynı maili buraya da atmışlar ya. Hadi canım. Yani neresiydi o ya? Neydi o iş? Bir konuşma mıydı? Neydi? Şey söylemeyeyim de bir üniversitenin etkinliği işte. He. Ama şeyden anlaşılıyor ya. Bilmiyorum ya, iyi niyetlilerdi böyle hani, ama hani bir yandan da bir araştır ya. Otokorrekt diyeceğim şey de abi. Ben de şey dese okey. Hani illüstrasyon diye de illüzyon dese ve yanlış kelime kullansa bence okey. Bizi gerçekten öyle zannediyor. Hani gösteri yapıyor. Yani gösteri yapın laf olmasa ben hiç böyle şey demeyecektim. Normal cevap yazacaktım ama yani. Ha bayağı sen kimi çağıracağını araştırmıyorsan. Sen sahnede yani böyle elinden tavşan çıkar falan hoppa istiyorsun. Hoppa diye böyle. Böyle kulağından kalem çıkart ya böyle. Of yani, ne çiziyoruz deyip böyle. Hani sorun orada oydu, yoksa şey değil canım, yanlış yazı yani kelimeyi yanlış yazmıştı. Ya da o anda dalgınlığına gelmişti ya da işte otokorek olmuştu falan da. Hani devamında da mailin devamı daha komikti de neyse. Oğlum mükemmelmiş. Onu mümkünse bize özelden at bir bakalım. Çok eğlenek. Çok merak ettim ya. Hani çok kötüymüş oğlum. Sahnede bayağı böyle senin tavşan yapıyorsun. Selçuk'u ikiye bölüyorsun falan böyle değil mi? Abuk subuk yani. İnanılmaz ya. Selçuk'u bölmeye çalışabildim ya. Onun için sahneye gerek yok abi. Yani istese de yapar. Abi inanılmaz. Bu arada Burak bağlanmaya çalışıyordu ama galiba patladı mı acaba? Bilmiyorum ki. Şu an gelmedi. Bekleyelim biraz daha bakalım. Ne yapalım? Koparsın. Bu kadar illüstrasyon mahfesi. Aa bak, topuğunu sıktılar adam. Harbiden ya. Ya askere gitti ya, silahla evi bastılar zaten. Başka onu zaten Discord çökecekti. Sesi gidip geliyordu ya. Evet evet, bir sıkıntı var gibi şeyde. Adama çöktüler. Çöktüler. Evini basmışlar. Silahlı adamlar. Sizin yeni video ne zaman geliyor? Bırak sen. Kurgusunu yapıyorum ya. Pazartesi yayınlarız herhalde. Ha. Bulamadınız mı siz adam? Ya kurguyu zaten kimse yapmıyor da sesini birisi düzelt. Sesini anlamıyorum ben, ses düzeltmeyi. Ses düzeltmekten kastınız ne ya? Abi işte onu bir dengelemesi lazım. Patlayan yeri var mı, şeyi var mı? He. O yani. Yoksa bir şey değil aslında. Abi bence siz şey biraz abartı yapıyorsunuz ya. Yani kendinize çok iş çıkartıyorsunuz. Ben sizin yerinizde olsam şey. Sen sesi ayrı bir yerden mi alıyorsun? Ayrı mikrofondan mı alıyorsun? He. Aynen. Abi Sungur o konuda çok haklı ya. Bağlı bilgisayarı koy karşına, OBS'ten yapıştır geç mikrofonda daya. Aynen. Kayıt bitmiş olsun yani siz çıktığınızda. Kurgu murgu da uğraşma, boşver. Ya şey kafası yapabilirsiniz bence. Bu yatay bakış kafası yapabilirsiniz yani. Ya çok... Ne bileyim ya, böyle daha kısım kısım. Yani sonuçta biz 2-2,5 saat konuşuyoruz. İşte ondan 40-45 dakikalık video çıkıyor.
Hani ha. Böyle durduğumuz, tekrar ve düştüğümüz yerlere atıyorum ben genelde. Ha, daha işte böyle hani dinlenebilir, evet. Şey olsun, akışkan olsun diye. Yani muhabbet öyle akıyorsa tabii yapacak bir şey yok. Kurgu yapman şart oluyor. Onda bir şey yok. Yani neyse, olacak. Böyle az az olacak. Ne yapayım abi şimdi? Tek işim de bu değil yani. Keşke tek işim olsa. Ya bir de konu aslında zaten böyle şey, her hafta içerik üretebileceğim bir konu da değil. Yok yani konu çıkar da işte. Yok, böyle şimdi de iyi ya. Böyle daha iyi oldu. Şimdi Emir Hablak'la yaptık zaten. Aa, güzel muhabbet döndü. Bizimle konuşmamışsınız aslında. Abi işte bütün mesleki dertler, senin dertlerin bitiyor mu? Hayır. Ben şunu demek istiyorum. Ama bir noktadan sonra hep aynı problemler. Ha, tabii canım, o kadar da şey değil. Yani. Onu demek istiyorum. Her günlük bir şey değil. Ama eleştirisi yapmıyorsun ya da hani şey yapıyorsan amenna, onu bilemem. Sallıyorum. Mignola'nın içeri üzerinden konuşuyorsun. Diğerine değinmek için öyle değil. Örnek veriyoruz da yani o konuyla ilgiliyse. Yoksa böyle hani spesifik bir hadi sanatçının işlerini konuşalım yapmadık. İsterim aslında öyle bir program yapmayı da işte nerede yapacaksın? Emre Ablak hala şeyde mi? Hangisi açık kaldı şu an? Uykusuzda mı? Uykusuzda. Güzel muhabbet döndü ya. Bunlar gene Burak abiyle ikisi nostalji yapıp durdular bütün program. Oo güzel, o dinlenir ya. Kaç saat çıkıyor? Bir saat geçer o kesin. Galiba bir saat falan olacak ya. Güzel. Çok konuştuk da bir de son bölümde kamera gitmiş. Son 10 dakikası kamerasız olacak artık. Aman ne olacak kadar, abi. O atlamışız. Sıkıntı değil. Bak plastik ahtapotu soruyor. Ama tek başına bakıyorsun ya. Birisi şey olsa hani rejide kalması lazım, o da olmuyor. Ya işte ondan dedim. OBS ve karşında şey olunca en azından şeyi görüyorsun. Patladı mı çatladı mı. Onu da Burak Bey beğenmiyor işte. İlla böyle rahat ortam istiyor. Ha anladım. Burak Bey'i anlatamıyoruz onu. Kayıt abi, devam edelim. Burak topuna kimin sıktı anlaşıldı ya. Sanırım interneti patlamış komple direkt. Aa. Evet. Vay be. Gerçekten çökerttiler onu. Vallahi bitirdiler adamı. Dur ben bir yazayım ona da. Dur. Hala plastik ahtapotu soranlar var. Abi Ethem ona plastik kızıp ahtapotu, o dönem askere gitti biliyorsunuz. Kullanacağım artık. 18 ay askere gitmiş. Yok ya, plastik ahtapot ne oldu? Abi herkes kendi köşesine çekildi. Selçuk da burada, Selçuk da dahil. Ben de tek başıma devam ettiremedim yani. Zor. İşte ben size... Sordum abi o iş. Yani ya o yüzden de. Bir de abi herkes ben koşuyordum yani. Hadi buluşalım, hadi görüşelim. Yani öyle bir şey yapabilecek gücüm yok. Yani yok, onu yapacağımı orada... kendim bir sürü iş yaparım. Yok, bence orada bizim şey hatamız da oldu ben. Şu an mesela dönüp baktığımda, yani şu anda ya da yapıyor olsam ben evden yapmayı tercih ederim. Uzaktan böyle da... toplu şey. Yani o, çünkü biz yaptığımızda illa böyle yan yana gelin, illa yan yana konuşalım şeyinde o bir noktadan sonra şey yorucu oluyor. Abi o zor. Onu harbiden dedike olmak lazım. Yani ben mesela kaç, bir buçuk arada... senedir Sungur'un evine gidiyorum her pazartesi ama bütün mesela haftam o yatay bakış sistemine göre ayarlı benim. Yani yoksa diğer türlü gidemem. Bu arada izlenmelerde falan bence bir sorun yoktu ya. Ben hani onlardan değil. Ben daha çok bu şeyden yoruldum. Program yapmaktan. Yani insanları çağır, insanlarla işte buluş. Bayağı yordu yani o. Tabii o zor abi işte. Bir de birden falan. Biz birebiriz bir de yani. Siz 3 kişi 4 kişi her seferinde getir götür. Evi hazırla, evi kur. İşi çıktı, dişi çıktı. Tabii yok. Şimdi içi dolu program yapmak için açtık. İçi dolu programdan daha çok goy goya döndü. Ya goy goy da yani. Niye şey güzeldi sizin ya? Ne diyeceğimi bilmiyorum bazen. Neydi adamın adı? Çizgi roman güzel gidiyordu. Perkerli olan güzeldi. Ha, çizgi roman konuşmaları. Ne evet. Diyorduk biz ona? Unuttum şimdi programın adını. Ben de. Selçuk, ben, Emre yapıyorduk. Bir de konuk alırsak konuk alırdık. Emrah'la da yaptıydık. Emre evet Ablak'la. Evet. Onlar güzeldi mesela çizgi roman. Yıldıray'la yaptık. Yıldıray'la yaptık. Hepsini izlemişim ha. Ben de bak biliyorum yani. Kaçırmamışız yani. Eyvallah. Onlar da mesela kurgu olsa daha akışkan konuşma olur. Yani ya ben mesela 2,5 şeyde... saat çok uzun sürüyor ya. Ya Yıldıray'ın mesela geldiği şeydi abi. Bu ne abi? Kıraathane gibi olmuş. Abi yani ne alakası var? Yani orada konuştuğumuz şeye baksana sen. Niye tiplere bakıyorsun? Niye? Ne ha öyle yorum vardı değil mi? Şey 4 adam toplanmışsınız hiç kadın yok. Ya oğlum geçen Evrim Ağacı'nın... Kadın geldiği zaman da küfrediyorlardı abi. Hani siz mesela şey denizlerle falan... evet ya. Abi var ya kaç kişiyi engelledik? Konuşacağım mı, insan mı engelleyeceğim yani?
Ya hiç yani erkek de beğenmiyor, yani. Kadın da beğenmiyor yani. O da iyiymiş ya. Ya bunlar soğuyor insan çünkü şey, hani bu benim asli şeyim değil, uğraşmak istediğim şey değil. Bu yandan böyle hobi olarak yapmaya çalıştığım şey. Yani bu kadar da bu ya kadar uğraşmam yani. Geçen... Yok hani o şımarıklığı yaptığı zaman da şey diyorsun, tamam abi okey, o zaman siz gidin şey Fortnite yayını izlemeye devam edin diyor. Oğlum geçen Evrim Ağacı'nın bir hani canlı yapılmış kayıt da ben sonradan izledim. İşte koronavirüsüyle ilgili bir gen bilimci çıkarmış. Onu konuşturuyordu. Çocuğun adını unuttum neyse. Oğlum chat'e bir bakayım dedim, bakmaz olaydım. Abi adımı okusana. Abi işte ulan millet orada virüsten böyle götü kollamanın peşinde, abi adımı okusana. Yani oralardayız abi. Aman garip. Bu arada Pelker falan dedik. Pelker'in sergisi açıldı. Ha, şeyde, evet. Taksim'de, Gümüş Suyu'nda, Pilot Galeri'de. Meraklılarla duyuru yapmış oğlum, olayım. Gelebilsem kesin giderdim bu arada ya. Ne kadar açık kalacak? Bir ay falan, dur emin değilim ya, bakmam lazım. Yalan ona. Oldu. Oğlum bayağı uçuşları kapatmışlar. Çok iyi bu arada ya, bayağı başarılı. Herkes iyi ya. Yok yani işler ve konsept de çok iyi. Kafa açıyor böyle. Perker galiba yani bu sektörün içinden gelip de şu an bilmiyorum hani çok iyi para kazanıyor mudur ama istikrarlı bir döngü yaratabilen nadir kişilerden galiba. Bu arada araya girdim 18 Nisan'a kadar. 18 Nisan yalan olmuş yani, gelemeyeceğiz. Zaten 17 Nisan'a kadar uçuş yasağı var. Ha o ne ya? Ha, aynen benim yalan oldu yani. Perker abi yurt dışında da çıkıp çalışmanın da avantajı oldu. Ha değil mi? Onun yurt dışı da var tabii. Amerika'da hani ciddi bir kariyeri var onun. Bak onu unutuyorum hatta ben. Hatta şey yani adam... Hatta hala var yani. Evet, devamında evet adam aslında şey yani buraya dönmüş olması aslında şey yani. Adamın burayla ilgili hayalinin olması. Yani tabii yayın evi var şimdi mesela, yani inanılmaz iyi yayın yapıyorlar. Yani adam şey hani... Buna emek harcamak yani öbür tarafa odaklansa belki de daha da hani daha da başka yerlere gelebilecek, daha iyi noktaya da gelebilecek bir kariyer kurabilir. Ama adam burayla alakalı. Yani memleketini seven bir adam bu anlamda. Pergel değil abicim. Perker, Perker. Pergel mi yazmışlar? Pergel abi. Hayır. Koca adama Pergel dediler ya. Ya yayın evi konusu haklı ve iyi de gidiyor. İyi bir orada şey de var yani. İyi bir otörlük de var. Güzel eserler çıkıyor. Hatta en son ne çıktı? Yeni Empire'ı çıkardılar galiba. Bayağı güzel işler çıkarıyorlar yani. İyi de seçiyorlar. Karakarga'dan mı? Ha. Karakarga bayağı iyi ya. Ben bayağı kendi seçiyor değil mi onları? Tabii. Birine seçtirmiyor yani. O iyi. Baobab iyi. Baobab çok iyi oğlum ya. Baobab bir de oğlum ben adamla tanıştım. Flanör de çok iyi. Tek başına helal olsun yani. Çeviriyor, şey yapıyor. Bir tane çok grafikeri var. Güzel seçki yapıyorlar ya. Seçkiyi de kendi yapıyor. Çeviriyi de kendi yapıyor. Baskıya da kendi götürüyor. yani Baobab. Bu arada işte böyle abi. Hani sevgin olması lazım o işe. Yoksa olmaz ya yandan yandan. Aynen. Baya mesai çünkü bunlar. Ne, çizgi roman mı yoksa çizim mi? Basmak da. Çizgi roman da. Ya yani yayıncı olmak da çok zor. Aynen. Sanatla alakalı yani üretimle alakalı hangi şeyden hani hangi alanda iş üretirsen üret. O ekstra eforu harcayabilmek için bir motivasyonun olması lazım. Canım çünkü o motivasyonun para olmuyor. Başka şeyler olması lazım. Para aslında şey hani bu işte başarılı yani işlerinde orijinalliği yakaladığın zaman zaten bir baktın gelmeye başlıyor. Ya tabii hep yan işler yürüyor abi. Yani Baobab'ı yapan eleman da yan iş de götürüyor yani. Başka işi var. Çeviri yapıyor vesaire dışarıya. Başka mesela Baobab da yani. Çok iyi bir şey dizisi var. Şey aynen. Flanör'ü de beğeniyorum ben. Şimdi aklıma yani bunlar geldi. Şu anda Türkiye'de hani çizgi roman okumak isteyen adamlar için çok güzel kitaplar var ya. Mesela ben şey hatırlıyorum böyle ilk çizgi romana ilgi duyduğumda 2004'lerde 2005'lerde falan hani okumak anlamında bu kadar çok çeşitlilik yok. Yok be bir Hellboy çıkmıştı o zaman, o bile olay olmuştu, hatırlamıyor musun? Ya yani o şey... dönemde işte tek tük Marvel çevirileri vardı. İşte Mahmut'un çizdiği şey vardı. Nothing Face mi öyle bir şey vardı. O Yıldıray'ın ya. Yok. Mahmut'un değil mi? Ben Mahmut'un asrı önünde diyorum.
Emin değilim şu an. Yıldırım Amerika yaptığı ilk iş değil mi o? Hangisi? Nothing Face Nothing miydi öyle bir şey? Ha. Ben Mahmut Asrar'ın diye hatırlıyorum bundan ama emin değilim şu anda. Yani neyse hani. Böyle bu şey, şeyi gördünüz belli mü? Belli tarzda bir şey, belli tarzda bir şey vardı. Amerikan popüler kültürüne ait o şeydi var. Seriler vardı. İşte o senin dediğini evet. Şimdi mesela Flanör onu kırıyor. Bu Kanadis Kana çıktı. Gördünüz mü onu? Bayağı güzel olmuş ya. Flanör'den. Şeyin yazdı değil mi o? Barış Bıçakçı'nın. Galiba şey çizerin neydi? Şey çizerin ismi neydi ya? Emre Orhun'la Hakan Günday. Emre Orhun'la Hakan Günday yapmış. Ha okey tamam. Aynen. Bu arada Burak gelemiyor. Çünkü Discord bağlanmıyormuş hiçbir şekilde. Çetede aktarayım. Biz de o yüzden hani kapatabiliriz istiyorsanız yavaştan. Zaten 1,5 saatte olmuş. Bayağı da yapmış. Yani. Zaten senin de gece sanırım bir yayının var. Evet evet. Ben de bir yayına daha geçeceğim buradan. Oyun. Sen de dinlenirsin. Bir yemek yiyeyim ben de arada. Besin alayım. Spor yaptığım için. Ara ne güzel yaşıyor ya. Evet abi burada oğlum çok güzel, bir de salona gidiyorsun, hani bu koronavirüsünden önce de adamların böyle salonları inanılmaz diyorum, dezenfektan var her yerde. Burada Türkiye'de ben salona gitmekten tiksiniyordum ya, burada koşarak gidiyorum yani, aşırı keyifli her yer. Vallahi şimdi burada da vardı büyük oskar, millet şey coştu çünkü. E tabi şimdi. Temizlik olayına. Şimdi an... zorunluluktan ama bu adamlar yıllardır yapıyorlarmış. Niye ya, bugün şey patlamış ya, şu Şeyma Subaşı mı? Ha evet. Geldiği gibi. Aa çok iyi ya. Ama sonra galiba onu karantinaya alacaklar bu gidişle. Abi yok, karantina almanın yanı sıra aslında mesela İtalya'da falan bile neticede kamunun sağlığını riske attığı için normalde evet, ceza veriyorlar. Yani İtalya mesela, Çin'de hapis cezası var. İtalya'da mesela şu anda hapis cezası. 6 ay hapse atıyorlar. Bir de umarım atarlar. Ne diyeyim, böyle soyumsuzluk mu olur yani? Evet, bir de o durum nasıl var. Girmiş? Ben onu anlamadım ki abi. Ben geldiğim zaman beni karantinaya alıyorlar. O nasıl geçebiliyor? Yok, karantinaya alma yok. 14 gün evde durmanı istiyorlar. İran'dan gelenleri almışlardı yani. Hastalığın evet, olduğu yerden gelenleri. Bunu peki nasıl ispatlıyorsun 14 gün kaldığını? İspatlayamıyorsun. Yani eğer bir şey olursa. Lütfen kalıyorsun. Lütfen evet, kal diyorlar. Evet. Şey demesin abi. Çin'de şöyle çözmüşler. Çin'in böyle ortak kullandığı bir aplikasyon varmış. Ve o aplikasyon üzerinden yanlış hatırlamıyorsam insanların evden çıkıp çıkmadığını kontrol edebiliyorlar. Şimdi İran da onu yapacakmış. Bütün herkes ev yasağı şey getiriyormuş. Çok rahat aslında edersin yani, ne olacak? Epicur lokal şeyini aç, anlık bildirimini açabilecek bir API yaz, tamam işte bitti. Abi app bile kurmana gerek yok ki. Google Maps üzerinden bile yakalarsın insanları şey. Ama işte Vodafone'da cartla curtla şey yapıp hani anlaşıp. Öyle olur aynen. Öyle anlaşıp olur. Şey yapabilirsin yani. Ama tabii o da işte çok fazla kişisel alana girer. App'i kurdurtup izin alman gerekir yine abi onu. Yani böyle ekstrem bir olayda belki hani bu kabul edilebilir de genelde devletler bu tarz gücü ele geçirdikten sonra, bu mevzu kapandıktan sonra o gücü bırakır bence. Abi mesela işte. Şimdi normalde Çin'de bu takip sistemi abi, adamlar hani hastalık için yapmamışlar. Hani orada kapalı bir sistem var ya. Evet. O kapalı sistemde aslında insanları daha rahat fişlemek için yapmışlar. Ama böyle bir virüs patlayınca abi aslında tedavide kullanmışlar. Şimdi ama virüs gittikten sonra adamlar bunu savunmak için kullanacaklar. Bakın böyle bir şey olursa tekrar bu kamu yararına deyip sen de karşı çıkamayacaksın. Tabii çıkamazsın ya. Hiçbir şey yapamazsın ya. Abi zaten bir kontrol altına alma endişesi şu an daha çok. Onu halletse biraz rahatlayacak. Abi zaten eninde sonunda %60-70 belki 80 nüfusun, yani dünya nüfusun hepsi, hepimiz geçireceğiz bu hastalığı bir şekilde. Bitecek, yapacak bir şey yok yani de. Kontrolü geçirmemiz daha önemli yani şu saatten sonra. Ya işte şey olsa, hani bir tedavisi olsa o zaman, hani yakalandığı zaman endişe olmaz. Şu anda insanları endişeye sürükleyen hiçbir çaresi. Ya işte evinde yatarak geçiren de var işte. Şey yapan da var. Yani geçirdiğini anlamayan da var. Evet, çok panik olup
çıldıran da var. Yok midesine kolonya döküp zehirlenen de var. Abi İran'da işte alkolden zehirlenen kaç? 100'e yakın adam vardı ya. Evet, alkol iyi gelir demiş birisi. Hop. Yani bir elini temizleyeceksin. İran'da ama normalde de şey yani. Yasak olduğu için alkol herkes evinde yapıyor. O yüzden zaten ha, normalde zaten de, normal şartlarda da ölüm oranı yüksek onlarda sahte içkiden. Yok ama şey komik abi, hani alkolle abi elinizi temizleyecektiniz, içmeyecektiniz. Ama içimi de temizleyin demişti belki. Abi inanılmaz yani ya. Bu arada içecekmiş bahane olmuş. Şey başlatmışlar tabii. O çok güzel. Bu DW'da gördüm. İtalya'da, İngiltere'de bir de bir yerde daha ya da Almanya'da olabilir. Yolda böyle belli noktalar var. Arabanla geçerken duruyorsun. Hemen orada bir test yapıyorlar sana. Sonra bilgilerini alıyorlar. 12 saat içerisinde sana dönüş yapıyorlar. Eğer hastaysan şu hastaneye git. Eğer değilsen hani dikkat et kendine gibilerinden. Bayağı İngiltere şey demiş. Evinizde durun. Evet. Hani hastalıktan şüpheleniyorsanız çıkmayın, bizi arayın. Heh, aynen. Burada da öyle bu arada. Sağlık ocakları var burada. Yani mahalle sağlık birimleri var. Mantıksız o ya zaten. Kapılarında şey yazıyor. Ateşiniz varsa buraya gelmeyin. Bizi arayın. Biz size eve geleceğiz diye. Abi düşsene, hastasın ve toplu taşımayla hastaneye ha, gidiyorsun. Işte. Yani. Kanada'da şeymiş. Hasta olanları evlerinde tedavi ediyorlarmış. Hastaneye götürmüyorlarmış. Hani başkalarına da bulaştırmasın diye. Mantıklı abi. Mesela o da mantıklı. E tabii evinde kalman, her yeri kontamine etmenden daha iyi abi, kal evinde, sıkıntı yok. Yok bir de diğer türlü zaten şey, hani hasta, hani hastanede zaten hasta olan gitmiş adamlar var. Hani başka hastalıklardan dolayı zaten metabolizması çökmüş işte. İnsanlar var. Sen bir de o virüsü götürüyorsun, zaten bu virüs genelde başka hastalıklarla birleştirince öldürüyor gibi. Ya zaten asıl tehlike o ya işte, yani senin yakalanman değil, sen ölmeyeceksin de ölümü başkasına götüreceksin, yani o daha tehlikeli. Asıl tehlike o yani. Peki yani o zaman. Bilmediğimiz konularda konuşmayalım. Abi işte tuzlu gargara yapıyorsun. Kelle paça yiyorsun. Post ekmeğinin arasına kelle paçayı koyuyorsun, onu böyle sürüyorsun. Ben baktırdım geliyor. Abi burada gen testi yaptırdım. Ben de zaten Türk geni yüksekmiş. Ben zaten hastalanmıyorum. Sen ama tehlikedesin. Sizin orada kelle paça yok. Abi yok. Biz direkt abi. Kelle burada kesip insan kelle. Direkt dalıyoruz. Abi bir kere adamda Türk geni var. Atom gibi bu. Evet abi. Atom içeceği gibi. Türk genim olduğu için kuzeyden zaten. Kuzeyden de gelmişler. Güneyden de gelmişler. Moğol kanı da var. Bunun içinde Afrikalı kanı da var. Şey, tam bir sentez zaten ya. Tancan tam aynen. Bir sentez. Tabii tabii. Tam bir mozaiz ya biz. İdeal erkek. Avi ık. Avi ık. Bugün bir daha büyük bir olay olsa önce beni kurtarırlar ki hani neslimiz devam etsin. Yoksa. Tabii ki abi. Tancan şey falan götürdüm ya. Tarhana falan. Ya oğlum sucuk getiriyordum, aldılar elimden ya. Sucuk getiriyordum. Ben lan köylü diye. Gümrükte çevirmişler ya. Evet abi, sucuğum biraz aldım. Nasıl bir sucuksa yani girmesi yasaklamış. Ne boyuttaydı acaba? Yok abi çok komik bak, ülke her şeyi sokabiliyorsun. Sokamadığın şeyler silah, uyuşturucu ve et. Bu kadar. Aa, başka bir şey. İstenmiş et mi? Paketli de olsa sokamıyorsun abi. Ben paketli hani marketten alıp götürdüm. Aa çok acayip. Paket... Sen de yani. Şeyde de satılıyor. O nasıl olacak peki? Free Shop'ta satılıyor. Vallahi bilmiyorum, izin vermiyor yani. Paketli de olsa izin vermiyoruz diyor. Yani şeydir abi, hani Free Shop'ta sattığını hani kontrol edebildiği için ona okeydir. Olabilir, olabilir. Baş. O zaman Tancan geldiğinde bir sucuk partisi yapalım ya. Abi evet, şimdi zaten Kayseri'den sipariş ettirmiştim anneme de gelemiyorum artık, gelince yaparız. Bir mangalda yaparız artık gelince. Of, ben Kayseri uçağına bir kere bindim abi. Gerçekten abartmıyorum. İki tane pastırma, şey pastırma. İki tane ne denir ona? Bütün hani komple kestikleri şey var ya. Baton diyeceğim ama. Baton değil abi. Hani anladınız mı dedim, hani böyle insan ölüsü gibi kocaman evet, evet. Bir şey. Böyle üzeri full çemen olan abi yani. Adam iki tane ondan uçağa soktu ya. O pastırma işte, bütün pastırma yani komple. Bütün pastırmayı uçağa sokmazsın abi. Anladığım kadarıyla hayvana hala şey ölüyormuş değil mi abi yani? Gerçekten zaten uçak inanılmaz pastırma çemen kokuyordu ya. Böyle şok olmuştum. Hani şakası yapılıyordu bunun hep. Gerçekmiş meğerse, şaka değilmiş onlar. Sevmiyorum. Bir de ben burada geçerken bak mesela eti gördü herif, aldı tamam mı? Sonra artık herhalde bütün prosedürü uyguluyor. Abi şeye de Beriye de Türk kahvesi getirmiştim. Türk kahvesinin böyle paketine falan baktı. Kokluyor, inceliyor. Gözlük kutumu açıyor, altına bakıyor.
Şey diyecektim. Kullanmış onu mu? O abi diyecektim. Ya yok şey dedi zaten. Çok çantayla gelmişsin bu kadar kız. Ne kadar kaldın dedi. Şu kadar dedim. Çok çantam var. Neden dedi zaten. Sonra birkaç kişi... Yok abi şey. Beri'nin şirkette birkaç kişi daha aynı şeyi yaşamış. Gerçekten kısa süre kalıp da çok çantayla gelirsen direkt kullanıyorlar. Anında ha. Alıyorlar yani. Hiç bakmıyorlar tipine mipine. Bence zaten boş ver. Pastım falan sucuk. Değil bunlar Kastamonu'na daha iyi yapıyor. Bu da böyle son şeyim. Kastamonu'yum böyle bir iddiam yok ya. Son mesajımı da vereyim. Oğlum Kastamonu'ya ilgisi yok. Et iyisi her yerde iyi yapılır. Ben size evde Kastamonu'nun yaparım pastırma. İnanılmaz abi, ya abi. Macaristan'da çok iyi ya. Üf, Macaristan'da kur etleri mükemmel. Abi işte et önemli et. Bak sırttan yaparsan ben evde yaparım size canavari pastırma. Kastamonu'ya gitmemize ya da Kayseri'ye gitmemize gerek yok zaten. Kolay. Oğlum bir şey diyeceğim. Kastamonu'nun en ünlü pastırmacısının adı ne biliyor musun? Canlılar. Canlılar mı? Çok evet. İyi değil mi ya? Çok iyiymiş canlılar ya. Canlılar pastırması. Bayağı iyiymiş o. Tabakoğlu var. İçimizde yaşıyor. Aynen Tabakoğlu var bir de o da çok iyi. Sen nereden biliyorsun lan onu? Açıldı İstanbul'a da açtılar. Aa. Neyse Kastamonu'lar bence bu işi çok iyi biliyor ama reklamını yapamıyorlar işte bak. Oradan kendi mesleğimize bağlayayım bu olayı. Evet abi reklam önemli. Şey mi Kastamonu'daki esnafı mı sesleniyorsun? Evet abi bak Kastamonu'lar bu işi çok iyi yaparken bütün her şeyi Kayseri'lere kaptırmışlar. Bir tasarım mı düşünsek bu konuda acaba? Kampanya komple kampanya. Taksi reklam ajansı için sana bir konu. Kastamonu esnafı. Valla evet. Saksı'da galiba pazar yapacağız. Belki şey konuşacağız işte. Koronavirüsünden nemalanmaya çalışan esnaf kampanyaları. Bana iş geldi mesela. Kolonyacı'dan mı? Nerede? Yo şöyle. Normalde fabrika çekimi yapılacakmış. Fotoğraf çekimi. Ama bu koronavirüs yüzünden iptal edilmiş her şey. Ha, hadi canım. Giremiyorlar. Koronayı çek... Yani koronayla ve... alakalı... Ömer'in dediği gibi listvetörler yaşadı. Bastı bro, bastı. Acıma bastı. Abiler o zaman ağzınıza sağlık. Eyvallah. Chat'te bizi dinleyen herkese de çok teşekkürler. Bugünlük bu kadar. Burak özürlerini iletti. İnternet düzeldi ama Discord'a bir türlü bağlanamadığı için ben de çok zorlama abi dedim. Ağzına sağlık dedim ve teşekkür ettim. O da size selam. Herkesi çok öpüyorum. Aynen. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Yayınında da iyi eğlenceler. Tamam. Hadi görüşürüz chat. Selçuk Ethem görüşürüz böyle. Hadi iyi geceler. Görüşürüz.